Ve Allahu Teala buyurdu. Tabi burada Fe, febeşşar ne av, e, Halim. Önde olması lazım da. Tabi metinde biraz ileri gerilik olmuş. Onun için şerhler burada itiraz etmişler. Yani mübarek sıfatlar hakkında Cem yapmış da e, Alim'i önceye koymuş. Sonra Halim koymuş. Halbuki alimle febeşşar nea uymuyor. Çünkü Kur'an'da febeşşar nea gülam alim şeklinde yok. Halim şeklinde var. Alim olan ve beşşaruhu bi gülam alim ve beşşaruhu o efendim e, diğer surede eee febeşşarnehu bi gülam halim olan Safat suresinin 101. cellesinde. Alim olan efendim eee Zariyat suresinde var. Ee, burada e, o tabi mana olarak ribat etmiş de Haccel'in lafzı olarak alırsak biz nasıl okuyacağız şöyle okumamız doğru olur Aliül Kari de buna temas etmiş e, febeşşar neav bi hulamin halim ya burada iktisar yapmış yani İshak Aleyhisselam sıfatları hakkında tabi ayetin başı beşşar ikisinde de beşşar geliyor anlamında değil de yani o hulamın alim sıfatı da var halim sıfatı da var demek istemiş metinde de Tabi öyle yapmamak lazım diyor şarihler çünkü ayet-i kerim olduğu için lafızlarını vermek lazım. Biz size ayet-i kerim olarak okuyoruz. Febeşşar ne Biz onu müjdeledik yani İbrahim Aleyhisselam bir hulami bir çocukla. Efendim öyle çocuk ki halim. Tabi bu biliyorsunuz e, Sare Validemiz'den çocuğu olmadı. Sare Validemiz'e yani bayağı bir herhalde 80-90 yaşlarına ulaştı. Çok da üzülüyordu. Sonra Hacer Validemiz'i ve, Sare Validemiz kendisi hibetti, hediye etti İbrahim Aleyhisselam'a. Ondan da İsmail Aleyhisselam çocuk doğunca e, çok kıskanma oldu tabi. Beşeriyet muktezasıca çok kıskandığı için işte ben gözüm görmesin yanımda bulundurma bunlar falan. Onlar Mekke'ye gidişlerinin İbrahim Aleyhisselam'ın işte vahiy üzere Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam'la birlikte Mekke'ye bıraktığı kıssası hepinizin bildiği malumunuzdur. Ondan sonra Lut kavmini ee, helak için İbrahim Aleyhisselam'ın evine geldi melekler. O da onların melek olduğunu anlamadı. Onlara e, efendim e, şey buzağı kesti hemen. Önlerine çok cömert bir misafir i̇şte Halil İbrahim sofrası deniyor ya. Ondan sonra onlara yemek ikram etti falan. Onlar yemeyince biraz çekingen oldu. Yani misafir yemezse tehlike işaretidir falan. Ne yemiyorlar acaba? Onlar dediler İnna Rusulü Rabbike biz Rabbin rasulleriyiz. Yani biz insan kılığında geldik ama sen bizi e, insan zannettin. E, yemek getirdin. Sen ikram vazifeni yaptın ama biz melekler yemeyiz, içmeyiz. Bunun için İnna ursilnâ ilâ kavmi Lut. Biz Lut senin işte yeğenin Lut Aleyhisselam'ın kavmi livata yapan toplumu batırmak için görevli gönderildik. Ya e, giderken de sana da uğradık. Sana da selam verdik. Ondan sonra seni de bir ee, çocukla müjdeliyoruz. Orada şu var işte. Ve beşşaruhu bir hulamin alim. Bu şey melekler müjdelediler. Ve beşşaruhu zariyat suresinde. Zariyat 28. Ve beşşaruhu melekler onu müjdelediler. bir hulami bir çocuk. Halbuki Sare Validemiz şaşırdı yani. Ayakta duruyor. Emratü kaimetün fazlahiket. Bunlar bir, bir surede değiller. Muhtelif surelerdeler. Hanımı ayakta kapıda duruyordu yani erkekte. Halbuki meleklerin erkekliği dişiliği yok ama onlar onu şey bildikleri için, e, insan suretinde geldikleri için haremlik selamları. zaten. e, Sare Validemiz yanlarına. kapının dışında ayakta duruyordu. Onlar çocuk müjdeleyince fazla hareket Güldü. Niye güldü? İşte öbür ayette şöyle ya ve ile te'ali duen ve hada ba'li şeyha. Ben nasıl doğuracağım? Eee koca karı olmuşum, 90 yaşını geçmişim. E bu benim kocam da piri ihtiyar olmuş İbrahim Aleyhisselam da herhalde yani bayağı bir yüz yaşını falan geçmiş. E biz nasıl doğuracağız artık? E diye böyle güldü tabii. Onun için melekler ona dediler. Ve emrillah Bunlar da Huc Suresinde de olabilir. E sen Allah'ın emrine, hükmüne mi şaşırıyorsun da gülüyorsun? Rahmetullahi Berekatuhu alik ve ehlel beyt. Allah'ın rahmetleri, rahmeti ve bereketleri Ehl-i beytin üzerine olsun, sizin üzeriniz olsun. Siz Allah'ın e, seçtiği hane halkısınız. İbrahim Aleyhisselam'ın o da var. İnnâ'nü beşşûr köbü de var. E, Hicir suresinde. Biz seni çok ilim sahibi bir e, oğulla e, çocukla, erkek çocukla müjdeliyoruz. Burada tabi Sare Validemize verilen çocuk o da e, ne buyuruyor? Ondan sonra Febeşşer Nabi İshak ve Mivera İshak ve Yakub Biz onu İshak'la müjdeledik. O çocuğun kim olduğu da yine öbür ayet kerimesinde tam bu da 4-5 surelerden toplayınca tabi tam bir şey meydana çıkıyor. Biz onu İshak'la müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub ile ama Yakup İshak'ın çocuğu olduğu aç Yakub torun olarak müjde veriliyor. Ama oğul olarak Sarı Validemizden doğan olarak İshak Aleyhisselam'la onu müjdeledik buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat orada e, e, İsa Aleyhisselam'ın sıfatları hakkında bir ayet kelimesinde efendim e, ne buyuruyor? Alim sıfatı söyleniyor. Çok ilim sahibi olacak İsa Aleyhisselam. Ya e, Allah-u Teala'nın ilim sahibi buyurduğuna da artık e, onu ona, verilen ilimler ki artık tartışılabilir mi? Kimse de mevcut olabilir mi? Allah-u Teala bir kulla alim. Kendi şeyini vermiş yani. Ee, düşün ki Allah vallahi bir külü şeyin alim. Allah her şeyi alimdir. Tabi Allah sebepsiz bilir, ezelden bilir, her şeyi bilir. O tamam. Ama kendi alim, çok hakkıyla bilendir sıfatını İsa Aleyhisselam'a burada e, emanet olarak yani diyelim e, bir sıfat olarak tabi ki yaratanla yaratılan arasındaki farkı biliyorsunuz onu şey mukase etmiyoruz teşbihte yok ama Kur'an bu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rahim, bil müminine raufur rahim diyor. Rauf rahim Allah'ın isimleri tabi. Allah'ın esirgemesi acımasıyla kulun kibir olmaz ama kullar içinde rafet ve rahmette zirve kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. E şimdi burada da e, İsa Aleyhisselam'a alim buyuruyor, buyuruyor. Kendi sıfatını vermişse demek kullar içerisinde. Allah'la kıyas edilmez aşağı. Kullar içerisinde en zirve ilim sahiplerinden biri İsa Aleyhisselam. Diğer ayet kerimesinde ne buyurur? Eee Fe bi halim. Bu Saffat sözde olan. Biz onu halim bir erkek çocukla müjdeledik. Yani yine İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır. Öbür ayetlerden anlıyoruz. Orada ismi geçmiyor ama öbür surede İshak'la müjdeledik deyince oradan anlar Zaten Sare Validemiz'den doğan İshak Aleyhisselam'dır. O da belli olduğu için. Halim ne demek? Halim sıfatın sahibi. Acele etmez, telaşa kapılmaz. Ondan sonra sabırlı, tahammüllü, böyle bağırmaz, çağırmaz, halim, selim. Ondan sonra böyle bir zat. Bu İbrahim Aleyhisselam'a müjdelenen, tabi Sare validemizden olacak çocuğu ile ilgili müjdelendiği için İshak Aleyhisselam'ın sıfatı. İshak Aleyhisselam'ın sıfatları. Ne büyük sıfatlar. İlim sıfatı, hilim sıfatı. Emran-ı diyor. En büyük iş bu. İlimle hilimin birleşmesi için bir adamda ilim olsa fakat hilim olmasa, hilim olmayınca ne olur? Taşkınlık olur, şaşkınlık olur, istigna olur, ne bileyim ha, havalanma olur, böyle büyüklenme olur. Hilim de biliyorsun esbabı tuğyandadır, azdıran sebeplerdendir. Ben biliyorum, ben, ben, ben sen bana ne anlatıyorsun, ne dinletiyorsun, ben deneyimi biliyorsun hareketleri falan. Hilimle birlikte, hilim de olunca bir adde. Alim buyuruyor, bir adde halim buyuruyor. İkisi de İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır. Bu sıfatlar e, peygamberlerde tabi salavatullahi ala nebine aleyhi mecmu'in zirve yapmış sıfatlar. Ondan sonra e, bu büyük iki sıfatla onu müjdelemiş. E, ve tavsif etmiş İsa Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam'ı tepsil ederken oğlu İsa Aleyhisselam'ın peygamber olacak oğlu İsa Aleyhisselam'ın da iki sıfatla onu nitelemiş. Tavsif etmiş. Sonra vekale teala yine Allah Teala ne buyurur? Duhan Suresi 17-18 ati kerimelerinde ve lekad fetenna kablum kavm firavun ve caahum rasulun kerim en edbi ile ibadallah inni lekum rasul emin bu ayetteki mahalli istişadımız nedir biz firavunun kavmini de onlardan önce efendim imtihana tabi tuttuk yani kureş müşriklerinden evvel tabi firavundan sonra daha nice peygamberler geldiler ümmetleri geldiler Tabi hepsine Mevla imtihan etti hepsini. Şu anda biz de imtihandayız. Kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Allah'ım kazananlardan eylesin. Hep imtihandayız. Ama öncelerinde e, Firavun'un kavmini de imtihana tabi tuttuk. Ve cahum onlara geldi. Kim geldi? Resulün, çok büyük bir peygamber. Tenvin tazım için. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Büyük bir peygamber. Öyle peygamber kerim. Çok kerem sahibi. Ne demek kerem sahibi? Yani Efendim, iyilik sahibi, efendim lütuf sahibi, ikram sahibi, üstün vasıflar sahibi, kerem. Türkçeleşmiş ama yani Arapça bir şey. E, sıfat-ı müşebbesi e, isim olarak istimali kerim geliyor. Bu üstün bir vasıf yani. Musa Aleyhisselam'ın keremli olduğunu beyan ediyorum. Zaten bu sıfatlarda bütün peygamberler e, müşterektirler. Hepsi keremlidir, hepsi emanetlidir. Emanet demek güvenilirlik de vasfı demek sözünde duracağına, ahdine, vefasına, efendim e, malını, canını teslim edebileceğine, gözün kapalı, işte efendim e, hiç endişelenmeden ona güvenebileceğine, her hususta, her beyanına, her sözüne falan bu emanet. Sen peygamberlerde aranan, şart olan sıfatlardandır. En eddu ile O keremli Rasul geldi, Musa Aleyhisselam ne dedi? Allah'ın kullarını bana teslim edin. Yani İsrailoğullarını Firavun köleleştirmiş, 600 bin küsur İsrail olanı en ağır zor işlerde kullandığını Kur'an-ı Kerim zaten başka adetlerinde beyan ediyor. Ee, Yesumun şu azap en acı azapları onlara e, tattırıyorlardı. Bir de bir hune boğazlıyorlardı ve sahiyunen şahım dişilerini hizmet için diri bırakıyorlardı falan. E, çok çile çektirmiş Firavun. İşte Musa Aleyhisselam peygamber olarak gönderilince e, ne dedi onlara? Firavun ve hanedan. Allah'ın kulları yani bu İsrailoğulları Allah'ın kullarıdır. Sizin kullarınız köleleriniz değil. Bunlara çok çektirdiniz. Teslim edin biz Kudüs'e, vatanımıza gidelim. Ondan sonra siz de başınızın çaresine bakın. İşlerinizi kime yaptırıyorsanız yaptırın. E, Çeyyet 400 senedir e, kölelik altında inimini ne ola. E, çocukları bile keşif boğazlanıyor. Efendim, erkek doğururlarsa. E, böyle bir azap var e, diye onlara tebliğde bulundu. Ee, burada e, bir keremli olduğunu Rabbimiz beyan buyurdu. İki, inni lekum emin. Şu ben, ben, sizin için çok emin, emanetli, güvenilir bir rasulüm. Yani ben size Allah'tan haber getiriyorsam, getirdiğim haberler doğrudur. Bu haberlerde yalanım yoktur, güvenilir bir insan. İstişare sorarsanız bir fikir verirsem, güvenilir bir insanım. Şöyle olacak, böyle olacak, bu, bildirdiysem Allah'tan aldığım vahiy ile haberlerimde güvenilir bir insan. Onun için ben size diyorum ki böyle yapmayın. Başınıza bela açmayın. E, dünya ahirete helak olmayın. Maalesef tabi geçmiş ümmetlerin çoğunda olduğu gibi Firavun ve Hanedanı da inkar ettiler. Hadi gidişine dediler. E, onun keremini de değerlendiremediler. Kereminden de istifade edemediler. Emin olduğunda en güvenilir insan olduğunu beyan etti. Bu kadar haberler bildirdi. Vahiyler bildirdi. Onunla da amel etmediler. Sonra Kızıldeniz'in dibinde 1 milyon 600 bin kişilik ordusuyla Firavun ve hanedanı e, battı gittiler. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle hamsilere yam oldular. Şimdi yani balıklara demek istiyor tabii bir kızıldenizde hamsi var anlamında anlamayın da. Balıklara yam oldular. Şimdi e, burada Musa Aleyhisselam hakkında iki sıfat geçiyor. Biri kerim biri emin. Zaten geçen derste de el kavi yülemin emin geçmişti. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının kavli olarak tabi Kur'an-ı Kerim'in ayet olarak nakliyle. El kavi çok kuvvetli olması. El emin yine güvenilirlik sıfatı orada da vardı. Bütün peygamberler hakkında muhtelif ayetlerde böyle beyan ediliyor. Bunlar Duhan Suresi. Ve kâle allah Teala buyurdu. Kim hakkında buyurdu bunu? Efendim hmm. İsmail Aleyhisselam hakkında buyurdu. Sebih İsmail Aleyhisselam. İşte işte babası inni ara fil menam en yezbahu ka fanzur ma za tara safat suresinde yine e, oğlum evladım yavrucuğum ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum. İşte peygamberlerin rüyası vahidir ya onun için. O rüyada üç gün bekledi işte. Terbiye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayramı gecesi de görünce anladı ki Allah'tandır. İsmail Aleyhisselam da işte henüz yeni فَلَمَّا بَلَغَ مَعُسْ سَعِيَ diyor Kur'an tabiriyle işte. Ee, daha yeni yürüyüp koşma çağına ulaşmış. Yani bir çocuk kaç yaşında? 2 yaşında falan. 2 ee, yaşında 3 yaşında rahatlıkla yürüyor koşuyor yani. İşte böyle daha yeni çocuk e, birkaç yaşlarında Tabii orada tam yaşa hakkında. Ekval var, kaviller var ama şimdi buradan anlaşılıyor ki yürüme çağına ve koşma çağına o ermiş o kesin. Ee, yavrum diyor bak öyle bir çocuğu e, karşısında muhatap alıyor ben seni kestiğimi görüyorum. Nasıl yapacak acaba? Yani Allah bana bunu emretmiş oldu da ben de sana bir soruyorum tabi de. O ne diyor? Ee, efendim bak bakalım düşün bakalım ne, 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 fikir verirsin bana ne, ne dersin diyor. Ee, İsmail Aleyhisselam o kadar küçücük yaşında ne büyük bir nebi zişan ki e, ne diyor? Ya betifal var Ey babacığım emrolunduğu şeyi hemen yap. Buradan da anlaşılıyor. O rüyada görüyorum diyor. Cevapta emrolunduğunu yap diyor. İşte peygamberlerin rüyası vahidir. Allah'tan aynı ayet gibi emir geldiği yine bu hatten anlaşılıyor. Emir olunduğunu yap. Ya diyor Allah sana beni kesmeni boğazlama zaman e, emretmiş de e, sen bana mı soruyorsun diyor. Babacığım diyor. ona oğulcuğum, yavrucuğum diyor. O da diyor babacığım diyor. Olacak iş mi diyor. Ne emir olunuyorsan hemen yap diyor. Seteci düni inşallah minas sabirin. Bak 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 inşallah demeyi de unutmuyor. Allah dilerse yani ne demek? Allah bana sabır verirse, vermezse ben de e, can havliyle kaçabilirim, canımın derdine düşebilirim, kesilmek istemeyebilirim. Ama inşallah Allah dilerse yani bak inşallah demek bile küçücük çocukken bu peygamberler ne kadar seçilmiş oldukları, küçüklüklerinden Allah tarafından müeyyet oldukları nasıl anlaştığı görüyor musun? Sen, biz gelmişiz 50-60 yaşına hala inşallah demeden atıyoruz tutuyoruz ondan sonra inşallah demediğimiz işler de tersine dönüyor zaten bunu da hayatımızda kaç kere denemişiz yani. Halbuki hala da şeytan bize unutturuyor işte. maalesef hani illa şeytan el eskoresti. Şeytan unutturur bazı kere. Efendim, Kur'an'da da şeytan unutturduğu Yani demek istiyorum ayetle sabittir ha. Bize şeytan unutturuyor. Yoksa kasıtlı biz inşallah dememek eder miyiz? Müslüman nasıl inşallah demeden bir laf konuşur? Yarına dair, bir dakika sonraya dair bir vaatte bulunabilir. Hepsi inşallah Allah'ın meşiyetine bağlı, bağlı olması lazım. İtikadımız bu da telaffuzlarımız böyle yanlış oluyor. Ben inşallah diyor. Bak ona ne ağır bir şey. Seni keseceğim diyor ya. O hiç böyle panikle ver etmiyor. Amen diyor. Ne emir olunuyorsan yap diyor. Kendini de Allah'a isyan etme. Beni de Allah'a isyan ettirme diyor. Babacığım diyor. Bana mı sorulur diyor. İnşallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Onun için de kurban vaazlarını da anlatmışız. Ne kadar sabrettiğini değil mi? Önce ne dedi? Babacığım dedi. Ben dedi Efendim bağla dedi ellerimi ayaklarımı da işte kurban biraz bağlanıyor ya ayaklar falan oradan geliyor o sünnetler hep. Ben dedi bağla dedi. Ondan sonra efendim gözünü gözüne de bant bağladı. Onu bıçağa bıçağı görmesin hani boğazına yaklaşırken. Ondan sonra yattı öyle tam babası e, kesmeye yanaştı. İsmail Aleyhisselam dedi ki baba dur. O da ay geri yapsın canavlinden herhalde yavrucuğum biraz müsaade istedi böyle. Ondan sonra dedi ki babacım dedi e, ee, dur dedi. Buyur evladım dedi. Şu dedi çözümün dedi bağını ba bandajını çöz. Ellerimi ayaklarımı da bağla bağlarını çöz. Niçin? Ben baştan düşündüm ki insanlık canavliyle boğaz, bo boğazıma bıçak dayandığı zaman belki kaçmaya giderim de Allah şahane ederim. Onun için bağla beni kaçamayayım. Ben böyle düşünmüştüm ama böyle şimdi düşündüm, düşündüm ki diyor bak bak bıçak boğazına yanaşmış. Şimdi düşündüm ki Allah Teala beni bu halde görürse yani şöyle anlaşılmaz mı ki acaba bu İsmail kulum da zorla kesildi canını bana feda etti ama zorla feda etti. İşte ondan sonra az daha kaçacaktı falan. Ben Rabbime seve seve feda olayım. Seve seve kesileyim. Kılım bile kıpırdamadan kurban olayım Allah'ıma. Kurban olayım derken öyle laftan lafa öyle sana kurban olayım bilmem. Lafları değil bu. Hakikaten kurban oluyor. Kesiliyor. Ama beni sabredenlerden bulacaksın. İşte onun e, ispatında da ne diyor? Elim ayağımı çöz diyor. Hiç diyor. Bağlandı da olmasın diyor. Melekler sonra ne? Melekler de seyrediyor. E, diyor. De, melekler demez mi ki? İsmail de böyle bağlanarak kurban oldu. Ben seve seve kurban olduğumu diyor. Herkes şahit olsun diyor. Bak sabredenlerden bulacaksın. Sabırdan da öte rıza da var burada şimdi tabi. Sabır biraz zorla katlama anlamına da geldi tamam. Ayet-i sabır sıfatını söylüyor. Bu sabırın tabi bizde bazı sabırlar var. Ee, tahammül zorla da olsa katlama anlamına geliyor. Peygamberler hakkındaki buradaki sabır rıza anlamına geliyor. Zaten rıza olduğu rivayetlerden de işte elini ayağını da çözdürerek seve seve kesildiği e, teslim olması. Tabi Allah onu koç gönderdi kurtardı ama o orada kesilmeyi göze aldı. Koçun geleceğini ne bilsin? İmtihan zaten koç, e, koç gelecek diye bilirse imtihan olur mu? Zaten kurtulacağım şu anda bir deneme yapıyoruz. O zaman imtihan olmaz. Onun için beni sabredenlerden bulacaksın. Burada da efendim İsmail Aleyhisselam hakkında. E sonra ve kâle İsmail'e yine İsmail Aleyhisselam hakkında. Tabii şu yukarısı Zebi Zebih hakkında olduğu için ona İsmail demiyor. Zebih yani kesilen İsa, İsa Aleyhisselam hakkında da rivayetler var, sayı rivayetler var. Göğü, cumhur'a göre e, İsmail Aleyhisselam hakkındadır ama bazı ulema onda da oldu, bunda da oldu. İkisinde de bu oldu diyorlar. Dolayısıyla orada vekale mutlak söylüyor. Ee, yani yukarısında İshak Aleyhisselam'dan bahsedildiği için ona atfetti orayı şimdi. Ve İsmail, e, İsmail Aleyhisselam hakkında bu zaten İsmail Aleyhisselam hakkında olduğu kesin. Meryem suresinde kerisinde vezkûr fil kitabı İsmail olduğu için onun zamirin merciinde ihtilaf yok. Orada İsmail A.S. hakkında ayet-i kerimede buyuruldu ki اِنَّهُ kâne sâdikal vâdi Şüphesiz İsmail kulumuz e, sözünde çok dururdu. E, efendim sallallahu aleyhi ve de onun torunu olduğu için onda da o vasıf e, efendim, e zuur etmiş. Zaten biliyorsunuz bir kişiyle sözleştiğinde üç gün beklemiş orada. Adam unutmuş etmiş zaten beklemez demiş bir zaman sonra e, efendim unuttuktan sonra gitmemiş bir daha. Çünkü saat geçti zaten. O da orada durmamıştır bu kadar zaman demiş. Hatırladıktan sonra da gitmemiş. Üç gün sonra yolu düşmüş oraya. Bakmış efendim sallallahu aleyhi ve sellem miatta duruyor. Aa, seni hala mısın? E ben seni bekliyorum demiş işgündür İşte İsmail Aleyhisselam'da da aynı böyle rivayetler var. İsmail Aleyhisselam eee birine sözleşmiş. Ondan sonra e, o sözünü unutmuş. üç gün İsmail Aleyhisselam beklemiş. Daha fazla bir ay rivayetleri de gördüm. Yani var. İsmail Aleyhisselam da böyle sözünü tutarak adam unutmuş bu sözünü bozmuş mu? Ne olursa olsun. O söz verdiği noktadan ayrılmadan durmuş. Sözün önemi İslam'da da tabii. Ee, sözünde çok sadık idi. Ve kâne rasûlen nebiyyâ. Çok büyük hem rasûl idi hem nebiydi. Bu da acayip. Yani İsmail Aleyhisselam'a demek bazı şeriat ahkamı İbrahim Aleyhisselam'ın gelen sohurtanıkından haricinde şeriat ahkamında, hükümlerinde, fıkırlarında yeni bir hükümler gelmiş olmasaydı rasûl olmazdı. Yani rasûlen nebiyyâ diyor İsmail Aleyhisselam. Zaten Rasuller biliyorsun 313 tane. Hem Rasul hem Nebi. Ve yani mûrâ helevus ve zekâti. Çoluk çocuğuna namazı çok emrederdi. Ne mühim bir sıfat. Ve emûrâ lekebus Habibim sen de çocuk çoluna namazı emret. Bütün peygamberlerin sıfatları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış. Hepsini incelediğin zaman. O ayette de namazı çok emre. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece bütün çoluk çocuğunu, eşlerini, hepsi efendim. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'i evlendirince Hazreti Fatıma annemiz efendim. Hepsini namaza kaldırırdı. Kaldırırdı, kıldırırdı. He i̇şte e, namazı emrederdi, zekatı emrederdi. Ve kâle inde Rabbi marziyâ. Rabbi katında çok marzi, makbul, Allah'ın razı olduğu, sevdiği, seçtiği, beğendiği bir kul idi. Bu İsmail aleyhisselam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atasında, hakkında. E, bunlar hep e, üstün sıfatlar. Ve kâle fi Musa aleyhissalatu Musa aleyhisselam hakkında ne buyurur? İnne kana muhlasan ve kana rasulen nebiyya. Efendim muhlas idi hem de Rasulidi, idi idi. Onda şüphe yok zaten Musa aleyhisselam ülül azim olanlardan hem ilk peşe giriyor. Kitap sahibi, Tevrat sahibi o zaten rasul oldu. Herkes biliyor artık. Nebi ya nebi zaten her rasul aynı zamanda nebidir. Onu rasul dedikten sonra bir daha nebi denmesi şan şerefini beyan içindir. Yoksa her Resul zaten ebeli. Muhlas, muhlas demek ihlasa kavuşturulmuş. Şeytanın yolu yok. Çünkü muhlis olsa ihlası kazanmaya çalışıyor. Şeytan ona musallat olabilir. Bütün peygamberler muhlastır. Çünkü niye muh bütün muh peygamberler muhlastır? Ee, hiçbir peygambere şeytanın yolu yok. Ama evliyanın makamı ne kadar yüksek olsa e, yine şeytan ondan ümitini kesmeyebilir. Velakin e, e, evliyada da muhlas olurlarsa yani Mevla bunları da korur. Peygamber kadar masumluğu yok ama mahfuzluğu var. Ne buyuruyor? İlla ibadeke mühlasın. İblis diyor bunu. Kur'an'da da Rabbimiz beyan ediyor. Ben senin Adem'in bütün cüriyetine musallat olacağım. Onların hepsini azdıracağım. Kudurtacağım. Yoldan çıkartacağım. İlla ibadeke mühlasın. Onlar işte senin özel kulların var. Öyle kullar ki el -muhlasin seçilmiş. Muhlas, ihlasa erdirilmiş. Muhlis olsa alâ hatarın azim vel muhlisun alâ hatarın azim. Büyük tehlike var hala geçmemiş. Neden? İhlası kazanmaya çalışırken bir riya girer, bir, bir şey girer, bir nefis girer. Bir işi Allah için yaparken. Allah için yapılan işte Allah'tan gayri bir e, desinler, beğensinler. Bu desin beğensin de yüksek iş. En ufak bir şaibe efendim Mevla Teala'nın rızasını tahsilden gayri bir maksat ve hedef asla olmazsa o muhlastır. Allah'a yaptığı ibadette. Tamam mı? Taatında, ibadetinde, vazifelerinde, namazında, orucunda, zekatında, zikrinde, sadaka vermesinde, iyilik yapmasında hiçbir meselede rivatsız, garatsız derler bak. Karşılık beklemeden bir maksadı yok. Ancak et tekarrub li vecillah. Allah Teala'nın zatı için et tekarrub Allah Teala Allah'a manen yakınlaşmak. İşte Musa Aleyhisselam'a muhlas sıfatı söylüyor. Ve bir Süleyman'e Süleyman Aleyhisselam hakkında ne buyuruyor? Ni'mel abdu Eyüp Aleyhisselam'da da var. Ne güzel kul. İnnehu şüphesiz ki o evvab evvaptır. Evvab ne demek? Allah'a çokça dönen racca, lukat mazı, abe racca döndü, evvab. Evvabin namazı diyoruz. Evvabin Allah'a çok dönenler demek. Kur'an-ı Kerim'de fe innehu kâne lil evvabine gafura diyor. ayet Kerim'e geçiyor. İsra suresinde olacak. Şimdi evvab kul. Süleyman Aleyhisselam evvab idi. Yani devamlı tövbe eder. E, peygamberlerin günahı olur mu? Olmaz. Masumdurlar. Ama onlar günah olmasa da makamları devamlı terakki ediyor, yükseliyor. Allah'a yükselmenin manevi terakkiyatın sonu yok kemalatın sonu yok. O zaman bir alttaki makama göre orada nasıl kalmışım diye bir üste çıkınca ondan istiğfar ediyor. Bazen de unutkanlık oluyor işte bir namaz meselesi oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet kerimen üstünde onu söylüyor. Ondan sonra bir imtihana tabi tuttu onu buyuruyor. Efendim e, atlarla uğraşıyordu. Atlar da cihat için besliyordu. Din düşmanlarıyla harp için. Tabi o da ibadettir at beslemek o maksatla olursa tabi haşa at yarışı, it yarışı için konuşmuyoruz burada. Allah yolunda cihat için ayet hadisler at beslemeyi bakımını çok ö, büyük bir vazife ve ibadet sayıyor. E, ee, Süleyman onlar ulaşırken birden güneş battı. Yani birden derken unuttu. Şimdi biz ikindiyi unutsak kılıp mı kılmadığımız şimdi de güneş battı diyelim. Bu akşam oldu. E, akşam olacak şimdi eyvah namaz. E bunda şimdi günah var mı bize? Yok. Rufi an ümmetil hata ve nisyan. Ümmetimden hata ile yaptıkları bir de unuttuklarının mesuliyeti kaldırıldı. Ve mestükri var ya bir de zorla yaptırılan adam silah sana bilmem ne. Şöyle şöyle böyle. Ne yapacaksın? Canını kurtarmak için ruhsat var. Bunlar da Allah sana azap etmez ki. Mesul de değilse. Unutkanlık biliyorsunuz. Ee, efendim e, e, semavi yani Allah tarafından e, insana e, efendim e, gönderilen, musallat edilen bir haldir, e, insanın elinde değildir. İnsan nice şeyleri unutmamak için ne kadar çaba harcıyorsa da unutuyor, başına neler geliyor. Onun için unuttu. Namaz geçti mesela. Orada halbuki e, günah olmadı. Günah olmadı ama o tevbe, 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 ne kadar tevbe etti Süleyman Aleyhisselam. Ama işte o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir sabah namazına uyuyakaldı. O da ümmetine göstermek için Mevla onu meşru etti. Yani zaten ne buyuruyor? İnni la ensa innema Ben e, unutmuyorum, unutturuluyorum. <laughs> yani şöyle e, işte halbuki kalbi uyumaz. Fakat sabah namazı bütün sahabeler beraber muharebeden dönerken işte Bilal Abeşe'ye mi dedi? Bizi bekle ve Ebu Ureyre Bilal herhalde. Dedi ne oldu hani bizi uyandıracaktı? dedi, e, ruhlarımız Allah'ın yedi kudretin Sizin ruhunuzu alan benimkini de aldı. O da lafını cevabını güzel verdi. E, burada günah var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını e, işte bir kere kaçırdı. Yani sonra topladı cemaati. Yani de sünnetleri kıldılar. Cemaatle beraber kıldırdı. Yani birinin başına böyle bir şey gelse nasıl yapacak? Şerahattaki bir hükümü üretiliyor burada. Ama Süleyman Aleyhisselam da aynı oldu işte. Orada da o orada uyku hali oldu. Burada nisyan unutma hali oldu. Şey, ama çok ne güzel kul diyor böyle. İnnehu evvab. Çok rücu eder. Hep bana döner. Çok tevbe eder manası var. Sonra mutluya manası var. Evvap. Çok itaatkardır. Ne emredesem onu yapar. Hiç emrimden çıkmaz. Melek gibi. Mi? Melekten de üstün tabi peygamber. Sonra er rahim manası var. Çok acıyı çok merhametli Süleyman Aleyhisselam. Rahmet, merhamet sahibi. Bütün dünya onun emrinde, hükmünde herkesin işini görüyor. Bir dahaki derste çok güzel rivayetler olacak. Yani önümüzdeki derste inşallah Süleyman Aleyhisselam falan şimdi o ileride onları şimdi yetiştiremeyiz. Onun yani insanlarla ilgisi, tevazu, Süleyman Selam hakkında güzel malumat var. Önümüzdeki ders. Ondan sonra ne buyuruyor? Kesir Çok namaz kılardı Süleyman Aleyhisselam. Kılmaz olur mu babaz? Efendim, Davud Aleyhisselam da öyle. Babası da öyle. Sabaha kadar namaz, namaz, namaz. Hep namaz, zikir, namaz. Peygamberler hepsi namaz. Panik olsalar namaz, üzülseler namaz, korksalar namaz. Kanu ida izfezi'u fezi'u ne zaman bir panik, bir korku, bir dehşetle biz olsak efendim kırk nala gideriz. Kaçarız. Ne namazı ne abdesti ya. Onlar hemen namaz. Çünkü Mevla müracaat. Onlar halleri. Öyleydi efendim sallallahu aleyhi ve sellem de öyle işte. Kâni de hazebe Efendimiz'e bir iş üzdüğü zaman rüzgar esti, ay tutulduğu, güneş ne olay olursa hemen namaz. Hepsine namaz meşru etmiş sünnette. Hepsine adı var yani. Zaten hacet ne hacetin var? Hemen namaz, hacet namazı. E bizim bu kadar hacetimiz var. Kırk türlü sebebe sarılıyoruz. Bir kere hacet namazı bile aklımıza gelmiyor. Estaînü bi sabri ve salâh. İşlerinizin görülmesi için sabırdan ve namazdan yardım alın. Yani hacet namazı kılın. Bu ayet emrediyor. Nerede? peygamberlerin hali böyle. Ve Kur'an ibadena yine efendim Sad suresinin ayet kerimesinde ee, ne buyuruyor? Ve Kur'an bin bahset, anlat, yadet, hatırla, hatırlat. Her ne kullarımızı kim onlar? İbrahim e, İbrahim kulumuz ve İshak onun oğlu İshaka, İshak kulumuz ve Yakub'e onun oğlu yani İbrahim'in torunu Yakub kulumuz bunlara özellikle e, bunlara bahset bunlardan bahset diyor ve vel absar kuvvetler sahipleri vel absar ondan sonra 8 7. evdir efendim 7 e, de kuvvet manasına geliyor burada Efsar basiret sahipleri yani tabi gözleri görüyor anlamında gözleri herkesin görüyor buradaki efsar basiretten cemisi geliyor yani basiret sahipleri kuvvet sahipleri akıllarında efendim ne diyorsunuz ona e, fatanet sahipleri akıl melekelerinde en üstün zirve kuvvet kuvvet sahipleri beden ve fizik kuvvetlerine aynı zaman sahip olduklarından bahsediyor çünkü peygamberlere ee, efendim öyle kaç insan kuvveti verilmiş peygamberlere 10 insan 20 insan 40 insan kuvveti verilmiş efendim sallallahu aleyhi ve sellem 4000 cennet erkeği kuvveti verilmiş diğer peygamberlere de 40 erkek kuvveti verilmiş diyelim ee, dolayısıyla onların yani Musa Aleyhisselam işte 10 kişinin kaldıramadığı kayayı tek başına kaldırıyor ee, kuvvet sahipleri basiret sahipleri, feraset sahipleri şuur sahipleri efendim kuvve-i batına sahipleri hem hasse zahire sahipleri, zahiri organlarının gücü, kuvveti, görüşleri kimseye benzemez anne bu işte ben arkamdan da sizi görüyorum. Ama İbrahim Hüseyin melekutu gösterildi ona mesela kimse göremediği gizli tarafları görüyordu. Ee, bir de kuvve-i müdrike sahipleri. Yani idrak gücünde, anlayış gücünde efendim derin anlayış. Hiç kimse de olmayan anlayış sahipleri. İnne muhakkak ihlasnam. Onları halis kıldık. Ee, seçkin kıldık, bir kahali satın, bir hasletin kahali satın demektir. Yani halis bir has haslet. Halis demek onda hiç karışık yok, bulaşık yok. O o da nedir? Zikreddar, o ahiret yurdunu hatırlamak. Peygamberler böyle külse görünselerde, yeselerde, içselerde, eşleriyle cemaatselerde, Peygamberlerde devamlı ne var? Halis bir haslet var. O hasletleri de hiç karışıklık yok. O da nedir? Zikrattar. Ahireti hatırlamak. Biz efendim bir keyifli bir zamanımızı ahireti unutuyoruz. Dertli zamanımızı unutuyoruz. Efendim ne bileyim telaşlı zamanımızı unutuyoruz. Zikre oturuyoruz. Zikir yaparken bile ahireti hatırlayamıyoruz. Namaz kılıyoruz. Bir saat teravihden çıkıyoruz. Bir kere Allah'ı hatırlamıyoruz. Tavaf sahip bitiyor. Ömre bitiyor. Adam açça gidiyor geliyor. Bir kere ahireti hatırlamaz. Biz nerede? Biz ibadette bile ahireti hatırlamıyoruz. Onlar bütün amellerinde yeme, içme, uyuma, uyanma, beşeri hallerinde dahi. Halisatin ne demek? Hiç ona bir şey karışmaz. O haslet onlardan asla ayrılmaz. O da nedir? Ahiretli hatırlamak. Görümlük. Bakarsın sen milletin içinde orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Sahabe-i kiram hatta gülüyorlar, konuşuyorlar, cahiliye şiirler okuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor, dinliyor falan. Hiç o ahiret derdi, ahireti hatırlamak ondan ayrılır mı? Ayrılmaz. İşte onun için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevasılel hüzn daim el fikir. Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Bu bütün peygamberler müşterektir tabii ki. Çünkü onlar kadar ahireti kim bile bile. Ve innem a'indene yeminel mustafeynel ehyâr. Şüphesiz onlar bizim nezdimizde katımıza elbette seçtiğimiz kullarımızdan, en hayırlı kullarımızdan seçilmiş kullarımızdan seçilmiş zaten bütün peygamberler özellikle seçilmiş. Onların e, seçilmişlikleri ne kadar sair nastan üstün oldukları hakkında e, beyan ediyor. Ondan sonra ve fi Davud de Davud Aleyhisselam hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? İnnehu evvab. Şüphesiz Davud kulumuz ondan sonra ziyadesiyle bana yönelmiş. En ufak bir zelle vuku bulsa 40 sene ağlamış. Meşhur bir Davud Aleyhisselam'ın zellesiyle ilgili bir mesele var. O da başkası için bir, bir Hiçbir mesele değil. Efendim. Nişan üstüne nişan götürmüş. işte bir kız istemiş. O kız nişanlıymış. Yani el-i sünnet kabul ettiği en anlaşılır görüş bu. Ondan sonra e, nişanlı üzerine nişan götürülmez. Bizde şimdi hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir kız mahtube ise nişanlıysa, sözlüyse sen de onu biliyorsan yok onlara vermeyin de bana verin diye nişan istemek caiz değil bizde. O şeriatta yani Davud Aleyhisselam şeriatında mekruh bile değildi. Mekruh bile değildi yani e, nişanlı da gidip e, o da e, derler ya 40 kişi ister bir kişiye verirler. E şimdi 40 tane kişi birbirinin üstüne nişan yapsa o nişanlı olsa sözlü bile olsa ya tamam o sözlüyse de tamam daha nikah kıymadınız ki bana da verebilirsiniz. O sözü boz bunu verin o şeriatta caiz idi mekruh bile değildi bizim şeratımızda mekruhtur caiz değil. Çünkü nişanlı artık. üstüne söz üstüne söz gitme. O nişan atarlarsa o nişanı bir bazı kere nişanlar atılıyor. Atılırsa öbürü de git, dünürlüğe gidebilir isteme. Ama o şeriatta mekruh bile değil. Öyle olduğu halde böyle bir iş yaptı diye Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı. 40 sene. 40 sene. Ve secdeden adını kaldırmadı. 40 sene Mevla Teala ee, yani festagfara <laughs> rabbi Rabbinden mağfiret talep etti. Rabbine ve <laughs> eyledi, ona yöneldi. Ondan sonra fegaferne <laughs> alev Biz onu mağfiret ettik. E, günah yok ki. Ama makamına nispetle peygamberlerin makam çok yüksek olduğundan çok istiğfar etti. Ama bize öyle dönüyor, öyle dönüyor. Biz büyük günah işliyoruz. İki dakika tövbe ettiğimiz yok. Tövbe etsek iki gün sözümüzde durduğumuz yok. Peygamber. 40 senelik ağlamaklık, ne vardı bu işte şimdi bize göre hiçbir şey yok. Ama hele ki orada mekruh bile değil o şeyler. Mekruh bile olmayan bir şey yapsan sen şimdi efendim yakışmadı yakışmadı diye 40 sene ağla. Kebair günah bir gün ağlayan yok ya. Allah muhafaza. İnne evvab. O bize çok yönelmiş bir kulumuzdur buyuruyor. Sümme kâli. Sonra yine Davut Aleyhisselam hakkında ne buyuruyor? Ve şedednâ mülkev. Biz onun mülkünü kuvvetlendirdik. Mülk hem peygamber hem hükümdar olan Davud Aslan ve oğlu Süleyman ikisinde İkisinde mülkle nübüvvet cem olmuş. Ondan evvel işte Tanrı Aleyhisselam'ın kısasını da anlattım. Beni İsrail'de mülk e, Efendim başkalarındaydı. Nübüvvet peygamberlik başkalarındaydı. Hiçbir komutan peygamber değildi. Hiçbir peygamber de komutan ve hükümdar değildi. Ne zaman kadar? Davut ve Süleyman Aleyhisselam'a kadar. O zaman her peygamber, her komutan, kuma, hükümdar e, peygambersiz bırakılmıyordu. Hepsine özel peygamber işte İsmail Aleyhisselam, Şahin Aleyhisselam, Şetaniye Aleyhisselam, 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 dolu peygamber saydık o derste. Bunların hepsi hem Ben-i İsrail'in enbiyası Hazretleri Aleyhisselam bunların hepsi e, ne yapıyordu? ben İsrail'in hükümdarlarına vahiyler, Allah'ın vahiylerini tebliğ ederek onları yönetiyorlardı. Ama birleşmiyordu. Hem melik hem nebi yoktu. Davud Aleyhisselam hem melik hem hükümdar hem nebi. Mülkünü güçlendirdik diyor mülkünü güçlendirdik. Zaten onun için kapısında efendim 30 bin silahlı mihrabını bekliyordu. 30 bin silahlı. Gece gündüz nöbet çık. Kaç nöbetçi var? Şu anda hangi dünya hükümdarının kapısında 30 bin silahlı bekler? Şu anda dünyada imkanlar bu kadar arttı. 7-8 milyar nüfus var. Dünyada hiçbir hükümdarın kapısında 5-10-20-30 30 bin silahlı. Hiç bırakmaz. Onun için Hazreti Aleyhisselam ruhunu kabz etmeye gelince 30 bin silahlı kapıdayken bir de baktı mihrapta biri oturuyor. Halbuki o gün fetva sorma günü değil. Bir gün ibadete ayırmış, bir gün insanların fetvalarına cevap veriyor, mahkemelerini görüyoruz. O zaman anladı ha, 30 bin silahlı kapıdayken bu burada mihrapta oturuyorsa bu Allah'ın elçisidir. Azrail Aleyhisselam gelmiş. 30 bin silahlı inası geçer. İşte mülkünü güçlendirdik. Tabii bil adli ve tevfik manası da var. Adaletle bir El adli ve mülk. Mülkün temeli adalettir biliyorsunuz. Hadi, Hadis-i şerifte de var. E, mülkün temeli adalettir. Adalet yapınca bütün rayiyesi ve e, ümmeti ve toplumu ve kavmi hakkında adalet yapınca ne olur? Mülkün güçlü olur. Adalet yaparsan bekçiye delizim yok. Adalet yapmasan kafası bozulan biri gelir sana dalar. Onun için e, Allah onu muvaffak etti, adalete muvaffak etti, doğru hükme muvaffak etti. İnsanlar arasında hük hüküm verdi. Ondan sonra ve hikmete biz ona hikmet verdik. E, e, efendim delil verdik beyine yine verdik. E, Nübüvet verdik, peygamberlik verdik, vahiy verdik, fıkıh verdik. Ya hikmet onlar göre. Ve faslül hitap. Hepsi efendimizde mevcut işte. Mevzu onun için hepsi toplanıyor yine. Kur'an bütün anlatmıyor. ki, kitabe vel hikmete. Habibim onlara kitap öğretiyor, hikmeti öğretiyor işte. Hütidül Kur'an ve hikmetimizde Bana Kur'an verildi, iki misli hikmet verildi. Hikmet, sünnet. Sünneti inkar eden şimdi Kur'an'a iman edebilir mi? Hadisi inkar eden din Kur'an'a iman olabilir mi Allah Peygamber'e? Bak bana hikmet verildi diyor. Ayette hikmet öğretiyor diyor. Verilmeden nasıl öğretecek? Dolayısıyla ayet zaten birbirini tasdik ediyor. Hiçbir tenakuz yok akılları selim olan, kalpleri selim olanlar nezdinde e, hikmet verdik e, Davud Aleyhisselam'a e, efendim hikmetli ilimler ve faslel hitab faslel hitab ondan sonra hak ile batıl arasını ayırıcı şekilde hitap etme kabiliyeti yani konuşma kabiliyeti bir de mesela o şey de var tabi cümlelerin arasında böyle dümdüz gitmez lafa başlarken emma ba'd şimdi bundan sonra gibi. Bu ilk olarak Davud Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'dan beri kimse böyle bir şey konuşmamış. Yani bu lafa direkt girmişler. E, paragraf aralarında başla yapma Ali'ciğim öptüm konuşmuşlar. Davud Aleyhisselam mesela işte Allah'a hamd ediyor işte e, sena diyor tesbih ediyor falan. Ondan sonra e, lafa başlayacak yani Allah'a övgüleri bitti. insanlara hitaba başlayacak. Emma <laughs> ba'd bu Arapça'da bu şekilde tabi tabir ediyor. Şimdi bundan sonra. Şimdi yani. Şimdi bundan sonra. Yani şimdi gerisi Allah'ımıza övgüler. Şimdi bundan sonra size yönelik konuşacağım. Ona göre şimdi dinleyin falan. Bu cümle başlangıcında kullanan kullanılan şey. Bunu da bu Davut sema verilmiş. Ama burada esas daha şamil mana e El hitabul fasilu beyne'l hakkı vel batıl. Hak ile batıl arasında. Bazen batıl hakkı bir göz görür. Bazen hak anlaşılamıyor, zor anlaşılıyor, batıl gibi gözüküyor. Görmüyor musunuz? Şu kadar akıllıyım diyen millet, eğri konuşanla doğru konuşan çoğu anlayamıyor. İslamoğlu bir edebiyat, Cener Tastaman bir laf salatalı, kalabalığı, öbürü bilmem ne, bileyim, gençler falan böyle, üniversiteli genç ya, öbürü doçent olmuş, profesör olmuş, neye inanacağım şaşırdım diyor. O hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. E kardeşim sen aklı muvazene muhakeme yok mu? Allah sana akıl fikir vermiş. Kim delilli konuşuyorsa ayetten hadisten ona inanacaksın. Öbürü gidiyor Adem acam babası var. Ne, babası kim? Adı ne? Onu da söyleyemiyor. E, babasının adı ne? Amcası kim? Onu da söyleyemiyor. Bu nereden çıktı? Ayetten hadisten. Onu da söyleyeyim. E din adına böyle bir şey uydurana inanılır mı şimdi? Ama nasıl akıllı geçinen e, bu kadar maaşlar o alan ne bileyim makam, mevki, rütbe hatta bürokrasi de var. Bu adamlar o makamlara gelmiş, o kadar diploma almış, mürekkep yalamış, maaş alacak rütbeye, mertebeye gelmiş. Dünya işlerinde kar nızaranı, hakkı batılı seçiyor. Adem babası var mı diyor. Ben bir şüpheye düştüm. E şimdi sen, sen senin ne diyeyim sana ben ya usturan ağzına sürülecek de hakkı batılı sapıtabilir misin? Ama karşıdaki batılı zehiri avuyu Öyle bir efendim elma şekerinin üstündeki o kırmızı şeker bandı gibi öyle bir sarıp sarmalıyor ki sana zaten kimse ne yapmaz avu diye zehir diye bir şeyi sunmaz herkes sana efendim zehiri şeker diye yutturur. Onun için hakla batıl arasında ayırıcı görüş ve ayırıcı konuşma bu bir kabiliyet ister bu kadar hoca var konuşuyor. Mübarek adamlar hem de ehli sünnet hocalarımız Allah hepsinden razı olsun fakat meramını anlatamıyor. Hakla batıl arasında kendi biliyor. Doğruyu da anlatmaya çalışıyor. Ama dinleyen ikna olmuyor. Anlayamadım diyor. Ya bu hoca efendi bir yazı yazmış diyor. Ben diyor hiçbir şey anlamadım diyor. Şu kelimeler, akademik kelimeler kullanmış. Bilmem ne kullanmış. Devri cümle. Adam şimdi anlayamıyor. Bunlar, e Bunlar batılı elini konuşmuyor. Hak elidir ehli sünnettir. Hocalarımız, bazıları da bizim de büyüklerimizdirler. Ama bu bir Allah vergisidir. Faslul hitap. Yani ne demek? Hakkı batıldan ayırıcı şekilde, insanların anlayacağı şekilde konuşma kabiliyeti. Davut Aleyhisselam'a verdik buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üteytü üt, 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 cevami al kelimi Efendimizin en büyük hasleti biri Cevamiul kelim. Yani kısa bir kelamla efendim ciltlerce dolu kitabın manasını 2-3 satıra ve daha 2-3 kelimeye sığdırıyor. Herkes de anlıyor onu. Bizim hocamız, bir hocamız öyle der. Yahu derdi benim bir saate anlatacağım sen iki dakikada anlatıyorsun. Bu da beni zorluyor derdi ya. Uzun uzun anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum. Sen nasıl böyle şey edebiliyorsun? Yani bu da Allah vergisi diyor. Yani kısa ve öz bir ifadeyle maksadını anlatabilmek. E çünkü o onun belki bir saatte de açılımı yapılırsa yapılabilir ama yine de kimse bir şey de anlamayabiliyor yani. Onun için fasıl hıtap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu zirve zaten. Şimdi böylece e, ayet kelimeler e, burada dersimiz kalsın. Yusuf aleyhisselamla ilgili ayet kelimeler geliyor. Yine Musa aleyhisselam gelecek. Şuayb aleyhisselam gelecek. Lut aleyhisselam gelecek. Sairem beyazam gelecek. Böylece ayet-i kerimeler, 3-4 ayet var ama şu anda vaktim yetmeyecek. Ondan sonra e, hadis-i şerif ve rivayetlerden de e, bu mealde peygamberlere verilen salavatullah alâ nebine alümecmâin, üstün vasıflara örnekler verilecek. Ondan sonra bunlar niye bize anlatılıyor? Sade'de gelecek olsak, yani neticede Şifa-ı Şerif'in konusu bu mudur? Şifa-ı Şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, vasıfları hakkındadır. İşte, bu peygamberlerde dağınık olarak bulunan bütün sıfatlar fert fert mevcut olan üstün vasıfların mecmu'u tümü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de cem olmuş. O zaman ne olmuş? O da onların hepsinden hem fert fert her birerlerinden hem de mecmunu toplasa, hepsinden eftal Mevzu buraya gelecek. Geliyor zaten. Her vesileyle buna da ben tabii kitapta bunu anlatmaya çalışıyor da Metinde bunlar geçmese de arada ben hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de 3-4 şey koydum ki yani ne alaka demeyin. şifa Şerif'in maksadı o. Onu anlatmak istiyorum. Sonunda toplu yapıyor da bizim dersler bir derste bir fasıl bitmediği için. E, geçen derste yaptı. Yani vasıfları salah saydı Onu bitirdik orada. Burada da birkaç e, ayet sonra gelecek bu sıfatlar. Toplayacak yine. Ama dersler bir derste bir fasıl bitmeyince bazen maksat e, anlaşılamaz diye ben mecburen her derste bir toparlama yapmak durumundayım ki bunları bize niye anlattı şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve bahsedilmiyor ki burada sahir enbiyadan bahsediliyor o, o değil işte bütün enbiyada fert fert bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de topluca mevcut bu anlatılıyor yani İnşallah önceki derste Rabbim muvaffak eylesin de şifa şerif derslerini hiç kazaya bırakmadan her hafta muhtat devam etmeye Rabbim bizleri e, muvaffak eylesin manilerimizi izale eylesin yardımcılarımızı ziyade eylesin. Vakitlerimize, ömürlerimize bereketler ihsan eylesin. Ve bütün ömürlerimizi, sermayelerimizi Allah'ın zikri ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem medhü senası ile geçirebilen bahtiyarlardan eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve sellem. teslimen Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Peygamberlerin alim salatu vesselam faziletleri ve üstün ahlakı hakkında bir fasıldayız buradan nereye geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bütün peygamberlerde bulunan bütün üstün hasretleri ve faziletleri kendinde cem ettiğini topladığını beyan etmek üzere bu bahsi açtı böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz fazaline delat eden bir fasıl oluyor ama tabi Kuran-ı Kerim'den muhtelif ayetlerden e, bazı rivayetlerde zikrederek hadis-i şeriflerden e, peygamberlerin e, faziletlerini beyan ederken onlar hakkında var olan ayet-i kerimeleri e, zikrederken Yusuf Aleyhisselam'a geldik. Birkaç terstir e, söylüyorum. E, tertibe rahat etmiyor. Yani Musa ile ilgilileri bir arada söylemiyor. Ama İsa Aleyhisselam'la ilgili olanları Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a geçiyor, İsa Aleyhisselam'dan de Yusuf Aleyhisselam'a geçiyor. Zaman sırasında gözetmiyor. Mühim olan işte onlar hakkındaki ayet kelimeleri cem ediyor. şifa Şerif sahibi Kazım Ayaz Hazretleri. Ve kâli an Yusuf'e Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen Allah-u Teala buyurdu. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü naklediyor. Tabi bu Ayet-i de sabit olduğu için Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözü dediği e, kesin. Bu sözü de, de kendisinin bazı faziletlerini zikrediyor. Bir insan e, kendini methetmek caiz, uygun bir şey değil ama ehliyet ve liyakat bakımından bir meselede işte ben bu işten anlarım, ben bu işi iyi bilirim gibi doğru beyanda bulunuyorsa tabii yani yalan söylüyorsa da her zaman aram Yalanın hiç caiz olduğu bir şey olamaz. Ama bakıyorsun adam iyi niyetli falan işe ehil arıyor. Ondan sonra soruyor. sana da danışıyor. E sen de şimdi ben bu işten anlarım desem şimdi adam yanlış anlar mı acaba kendine iş mi arıyor da falan diye düşünebilir falan. Ama İslam'a göre yani adam diyelim kalfa arıyor veya işte tarlasını ekme pişme adam arıyor. Misal hayvanlara bakma adam arıyor. veya neyse. E, sen de bu işten anlıyorsan hakikaten e, müsaitsen o da diyor sana bana böyle bir adam lazım bunu bul. E, sen de burada tanıyorsan başka birlerinde de söylemekle beraber ben de iyi anlarım bu işten. Artık seçim hakkı senin istediğini yapabilirsin falan. Bunu desen bu şerata göre doğru konuştuktan sonra e, asla e, efendim haram değil, mekruh değil, kötü bir şey değil yani. Cüce i̇şte Yusuf Aleyhisselam onu yaptı. Biliyorsunuz Yusuf suresinde o artık meşhur bir şey. E, hükümdar rüya gördü, yedi inek meselesi işte yedi zayıf inek, yedi şişman ineği yediler rüyasında falan. Bunun üzerine tabirini anlayamadı. Ee, Yusuf aleyhisselam da o zaman hapisteydi. Ondan önce çıkan hapis arkadaşlarına bir rüya tabir etmişti. Onlar onun tabirini hak buldular çıktıktan sonra. Bir tanesi idam edileceğini söylemişti ona. Bir tanesi idam edildi, öbürüne de sen de kralın yanında böyle önemli bir vazifeye getirileceksin demişti. Ee, o da tabi, e, hükümdarın sarayında önemli bir vazife e, gelince kafasına dank etti, öbür arkadaşı da idam edildi, bir işe karıştı neyse. Yahu dedi bu Yusuf'un dedi tabirleri nasıl çıktı dedi. Onları zaten Allah'a davet etmişti, İslam'a davet etmişti, şirkten, putlardan e, uzak durmaları için vaaz etmişti. <laughs> O arada da padişah bir rüya gördü. O yedi inek rüyasını. O çok etkilendi falan. Tabirde eden bulamadı. Manayı tam veren. Bunun üzerine o görevli olan, yanındaki hizmetçilenen o Yusuf Aleyhisselam'ın hapis arkadaşı anladı meseleyi. Yani hatırına geldi. Aa dedi bak ben dedi Yusuf'tan bahsedecektim dedi padişah. Hapishanede haksız yere yatıyor bu kadar senedir. Ee, o da bana bunu tembihlemişti ama ben unutmuştum dedi. Şimdi aklıma geldi dedi. Ee, de sizin dedi rüyanızı iyi bir tabir edecek birisi var işte ama hapistedir. Uzun, kıssası uzun. Yusuf Aleyhisselam ben çıkmayı kabul etmedi. Kadınlar bana iftira attılar. Önce o kadınların iftirasını çözsün dedi. Yoksa çıkmam dedi falan uzun meseleler. Yusuf Suresinin inşallah kıssasını, derslerini bir sohbette yaparız ama tabii üç beş sohbet, 10 sohbet belki gider. Burada e, maksadımız ne? E, neticede çıktı. E, rüyasını tabir edince işte kıtlık seneleri olacak. 7 sene kıtlık olacak. Ondan sonra efendim önce 7 sene bolluk olacak. E, ondan sonra Hmm, o sonra yedi sene kıtlık olacak onun için e, bolluk senelerinde tohumları saklamak lazım e, depolar yapmak lazım çünkü yedi sene kıtlıkta e, herkese yetecek kadar işte ekmeklik buğday şu bu verebilmek için bunların hepsini tabir etti e, tabir edince hükümdar da bu tabiri beğendi e, ve nasıl yöneteceğim ben bu krizi yani yedi sene bir şey bitmeyecek. Yedi sene mahsul bitmemek ne demek? Şurada bir ay iki ay bir şey oluyor da bir patates patates az da efendim memleketi alt üst ettiler yani bir soğandan patatesten geçen senede. Yani düşün ki bu kadar bolluk olduğu halde yani. E onun için bunda hükümdar da yönetimden aciz kalınca Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Şimdi burada tabii gerisini biraz anlatmasan da ortadan başlayınca Yusuf Aleyhisselam niye böyle dedi, kime dedi? Anlaşılmaz. Dedi ki icalni bu Yusuf suresinin 55. ayetinde geçiyor. Ey hükümdar dedi. Beni görevlendir. Ala hazainil ard. Yerin hazineleri, toprağın mahsulleri. Yer deyince Mısır topraklarını kastediyor. O zaman Mısır'da bulunuyorlardı yani bütün dünyanın koş, o zaman ekilen, biçilen dünya, o zaman dolu kıtaların çoğunda bir tane ot yok, olacak yok yani. Orada yaşanılan muhit Mısır e, kadim şey medeniyet. E, bu Mısır topraklarının hazine. Hazine e, yani gizlenilen şey demektir. Mahzen de buradan gelir. E, Arapça bir kelimedir. Cemisi Hazen gelir. Fakat de, maksat nedir burada? Yani işte ambarlar, onlar da hazine. Sen şimdi altınlar, gümüşleri stok etsen, koysan kenara e, ambarında buğday olmazsa ne yiyeceksin? Altını mı yiyeceksin yani? Açlıktan öleceksin. Onun için en büyük hazine esasen tohumlardır. Buğdaylardır. Bak Yahudi oynadı tohumlarımıza bilmem ne bize genetikleriyle falan. Her domatesin, mısırın her şeyi bütün millet kanser oldu. Görüyor musun? Altının olsa ne olur yani? Herkesi hasta etti tohumdan esas hazineler e, tohumlardır e, Ondan sonra Meralerdir Efendim Ekin depolarıdır ama bununla beraber tabii diğer maliye Bakanlığı diyebiliriz şimdiki adıyla e, sen dedi beni e, maliye yönetiminin başına koy Ondan sonra ben bu işi yöneteyim Sen de rahatına bak kimse de aç kalmasın, açık kalmasın. Memleket efendim kıtlık, kuraklık çekmesin. Ben ona göre dengelerim dedi. Millete ne kadar ne verileceğini, yani dağıtımını. Çünkü birden bolluk verirsin. ve ondan sonra e, hepsi e, demezler ki biraz kenara koyayım. Kıtlık senelerinde kendi kendimi geçindireyim. Millet bizim millet de Milleti huyu değişmez. İnsanın huyu budur. Buldu mu yer. Ya biraz da kenara koyayım. Biraz da kötü güne saklayayım. Biraz da tedbir alayım biraz az yiyeyim. Yok. Bugün bulduklarının bütün maaşını, parasını bilmem için daha ilk 10 günde tüketir yani. 20 gün borçtan yer. Oraya borçlanır. Bak kala ya kardeşim biraz tasarruf et. Yani yoktur insanlarda bu maalesef. E onun için sen dedi bu işin başına beni koy. ki burada kendini metetti etti. Tabii ki Yusuf Aleyhisselam kadar e, kim metedilmeye layıktır? Allah'ın peygamberi yani bunda şüphe yok da. Burada peygamberlerin sıfatlarını sayıyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'da da iki sıfat burada zikrediyor kendisi. İnni muhakkak ben hafizun çok iyi e, muhafaza ederim. Efendim e, çok iyi yönetim yaparım. Çok iyi senin yani ne diyelim işte devletin diyelim işte bütçesini, malını, mülkünü hazinesini korurum. Hafiz, hafız korumaktan gel. Öbür türlü Har vur, harman savursan 100 senelik bin senelik hazine Adam bir günde yiyebilir ya Toplamak Zor Korumak zor dağıtmak kolay Bin senelik birikim, bir dakikada birisi gelir Hadi bakalım saçtım savurdum Öyle olmuyor zaten hep böyle oluyor Onun için Hafizun e, demek burada Yani Maliye Bakanlığı olacak Hazineden sorumlu olacak İşte efendim e, ne bileyim sana Tarım şey, bu Tarım çok önemlidir. Tarım ve hayvancılık çöktü mü memleket çöküyor. Memleket çöküyor. Tarımda hayvancılık da kendine yetsen öbür türlü efendim iPhone çıkmış almasan olur. Yeni bilmem ne çıkmış almasan olur. Yeni araba çıkmış almasan olur. Ama sen e, ekmeksiz yemeksiz ne yapacaksın? Birbirini mi yiyeceksin? Onun için bunların hepsi maliyeye taluk ediyor bir bütün halinde. Burada en mühim vasıf yani o işin görevlisinde en aranan vasıf nedir? Hafizun. İyi muhafaza ederim diyor. Muhafaza ne demek? Korumak, e, iyi yönetmek, e, duruma göre harcama yapmak, müsriflik yapmamak. Hafizun o demek. Alimin çok iyi bilirim bu işleri diyor. Tabi Yusuf Aleyhisselam hem Allah'ın ilmini biliyor, hem din ilmini biliyor, hem dünyayı biliyor, hem ahireti biliyor. Bütün ilimleri Allah vermiş ona. Onun için kendini methetmesi fuzuli yere, boş yere bir gayri hak iddia mahiyetine değil ehliyet ve liyakatını söylüyor. Diyor ki ben bu işe ehilim ve layıkım. Sen şimdi birini getirsin bak şeyin başına, maliyenin başına. Yedi sene öyle bir kuraklık olacak. Kökten damla damlamayacak, yerden ot bitmeyecek. Yedi sene kuraklığa sen nasıl tahammül edecek Mısır o zaman? Şimdi diyor sana yedi gün tahammül edemez. Ee, yani en ufak bir şeyde 7 günde, yetmiş günde batarız ya. Millet ekmek bulunsa, buğday bulamazsa. ne işler olur millet? Allah muhafaza yağmalar ortalığın birbirini öldürürler ya. Ekmek, herkes çoluk çocuğuna ekmek götürecek. Ya onun için bu iş çok ilim ister, yönetime ait bilgi ister, muhafaza ister. Bu itibarla da e, Yusuf Aleyhisselam da diyor ki, senin bu rüyanın tabiri budur. Ee, zaten o tabir onu ona Allah tarafından verilmiş vahiy mahiyetinde. Mevla buraya biz öğrettik ona. Onun için o kayıptan haber veriyor bu mahalde çünkü. Yedi sene bo kıtlık, bolluk olacak, sonra yedi sene kıtlık olacak. E bunlar, e efendim e tabii ki Allah bildirmeden kaybı peygamber de bilemez. Ama peygamberlere mucize olarak bildirir, evliyaya, bazı velilere istediği zaman keramet olarak bildirir. Ama bildiren ancak Allah'tır. Allah bildirmeden kimse bir şey bilemez. Hoca Ali'mi çok iyi biliyorum. E tabiri de biliyorum. E ben de sana bu tabiri yaptım. Sen de bana inandırırsan zaten yanındaki adam diyor ki bu bizim rüyamıza diyor tabir etti. İkimiz de hapisteydik, rüya gördük. Arkadaşıma dedi ki sen idam olacaksın. Taracına sallandıracaklar, kuş gelecek, kafanı kakalayacak. Aynısı ona oldu diyor. E bana da dedi ki sen çıkacaksın. Hapisten saraya Vazif alacaksın. Padişahın yanında ondan sonra sakisi olacaksın. Sakı demek işte ona e, e, su getiren, şerbet getiren işte o zaman işte şarap varsa şarap getiren. O zamanlar e, onlar da tam e, yani Müslüman olmuş bir ümmet değil. Yusuf Aleyhisselam onları davet ediyor, dine tebliğ ediyor ama Yusuf Aleyhisselam'ın ilk kapıdan çıktığı dönemde onlara daha tebliğ ulaşmamış yani ve hatta Müslüman değiller. Onun için o e, ona diyor ki sen padişahın sakisi olacaksın. E adam hapisten çıkıyor. Çıkamaya da bilir. Çıkar da ya yaşamaya da bilir. Ondan sonra e, dünyada dünya iş var. Padişahın yanında iş bulmak. Sarayda iş görmek. Sonra orada hangi işi yapacak? Sakilik yapacak. işte onun şurubunu, şerbetini bilmem getirecek, götürecek falan. E bu kadar rüyayı tabir etmiş. Öyle deyince padişah itimat etti. Dedik deme bunun tabiri çıkıyor. E o da dedi ki tamam sen dedi beni bu hazinenin başına görevlendir ben hem e, malı korurum işte devletin bütçesini mülkünü korurum hem de bu işleri yönetmeyi çok iyi bilirim bu da e, Yusuf Aleyhisselam hakkında allah Teala'nın naklettiği Ahati Kerimesinde e, çünkü yönetimde ilim şarttır. Bilgisiz, cehaletle insan bir iş yönetilmez, batırılır. Bir de koruma, muhafaza. Sonra tabi burada şimdi iki vasıf var. Hıfz, muhafaza, koruma, yönetim, alim çok ilim. Bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var mı? Üstün seviyede var. Zaten Medine'de İslam devletini kurdu. Ondan sonra Efendim cihatlar yaptı ganimetler elde etti. Ondan sonra bütün fakir sahabeyi e, yönetti. İşte veda haçında 114 bin kadar sahabe oldu. O zamanın behrinde 114 bin çok büyük bir nüfus. 114 bin kişi hacca geldi ya. Yani onların hepsine işte ilgilenmesi, fakirlerin bakımı, yoksulların, yetimlerin, miskilerin, Medine'nin civarında kabilelerin efendim ve bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece adaletli yönetimi, ilmi, bilgisi, efendim insan yönetimindeki mahareti vesaire tabi e, Yusuf Aleyhisselam da varsa o da kimden almış onu? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve almış. Ruhlar aleminde ilk yaratılan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, ruhu olması hasebiyle. Burada şöyle de bir şey var. iki tane mana e, burada çıkarıyor şeyler, şarihler. Bir tanesi diyor ki o zaman hükümdar Müslüman değil idi. Bazı rivayetlere göre. Peki Müslüman olmayan bir hükümdarın e, yönetimi altında kendisi bir bakanlık çünkü padişah olamıyor. Padişahın tabirini yaptıktan sonra diyor ki sen bu işi beni koy. E, burada alimler diyorlar ki anlaşılan olur ki e, yönetim kafir de olsa, yönetim kafir de olsa bir Müslüman o yönetimden e, ehliyet ve liyakatına göre yine halkın umumi menfaati için halkın umumi menfaati için insanları çünkü orada Maliye Bakanı olursa insanların geçimi ona taluk edecek. Herkese o efendim nüfusuna göre yedi kıtlık senesinde erzağını o devlet bütçesinden çık adam tarlaya attığı tohum bitmeyecek ki. Bitmeyince herkes nereye müracaat edecek? Devlete yani o zamanki hükümdara. o da onlara ne yapacak? İşte efendim kaç nüfussun? Beş. Kaç musun? On. 10. Ona göre taksimat edecek falan. Milletin işi ona düşecek. Milletin işi ona düştüğü zaman o arada ne yapacak? İşte Allah birdir diyecek. Putlara da tapmayın diyecek. İşte İslam'ı anlatacak. Bütün İslam tek din İslam'dır zaten. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. İslam Allah'a teslimiyet. Fıkıh hükümleri değişebilir yani şeriattan şeriatına ama Bizde beş vakittir, onda üç vakittir. Oruç bizde işte bir ay Ramazandır, Onun öbüründe her ay üç gündür. Mesela yani şeriatlarda değişiklik olur, dinde değişiklik olmaz. Din Allah'a teslimiyettir, İslam'dır. Bütün peygamberler Müslümandır. Dolayısıyla e, Yusuf Aleyhisselam şimdi bunu niye istiyor? Maliye Bakanlığı'nın başına geçecek de orada çok yemek mi yiyecek? Çok süslü elbiseler mi, kaftanlar mı, e, ipekler mi giyinecek? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. O ne kastediyor burada? Başkası gelirse kendine yontar. Millet yedi sene açlıktan kıtlıktan kırılır. Kendi yer içer yatar aşağı. Kendi ailesine akrabasına e, verir imkanları. Fakir fukara öldürür. Kendini methetmek için yapmıyor. Allah'ın peygamberi haşa kibir yapar mı? O diyor ki bu işi ben iyi yaparım. Sen bu işi görevi bana tevdi et. Demek ki ehil ve layık olduğunu hakikaten inanıyorsan, biliyorsan ve o noktada da başka ehil ve layık birini görmüyorsan o da başka birileri de liyakatsız oraya gelip de her tarafı helak edecek ise sen orada kendini e, tanıtabilirsin. Kendinde olan bir sıfatı söyleyebilirsin. Birinci fetva bu çıkıyor. İkincisi ne çıkıyor? E, yönetim diyelim kafir. Yani hükümdar. Hükümdar kafir. Ama onun emri altında da olsa, sen bir vazifeyi deruhte edersen, onu hakkıyla yapacak olduğuna inanıyorsan ve bu vesileyle insanların faydasına çalıştığın için, insanlar kim severler? Kimden fayda görürlerse onu severler. Bu iş böyledir. Müslüman olsa, zalim olsa, Müslümanlara zulmetse, kahretse, Müslümanlar onu sevmezler. Ama adam gavur olsa, adaletli olsa, cömert olsa, bütün millet ne der? Gavurluğu kendine. Bana ne Allah ver cehenneme atıyorsa atsın. Ama bu adam yani bize iyi bakıyor derler. Bu Budur yani hayatın gerçekliği budur. Onun için e, Yusuf Aleyhisselam ben insanlara iyi davranarak, herkese 7 sene e, imkan sağlayarak onların gönüllerini alırım. E, gönüllerini da ne yapacak? Rehbi toplayacak, partimi kuracak yani haşa. Ne yapacak? Onlara Allah'a davet edecek, İslam'a davet edecek, cehennemden ahir dünyada da kurtaracak, ahirette de azaba düşmesine diye şirkten putlardan, tapmaktan onları kurtaracak firavunlar dönemi. Dolayısıyla o Allah için bu vazife istiyor. İnsanların menfaati için istiyor. İnsanları dini davet ve dine davet ve tebliğde tesiri olsun için istiyor. Mevzu bu tabi. Sen de böyle bir iyi niyetin varsa böyle bir işte kendini layıksan, haklıysan söylemen de bir beis yok ama yalan konuşuyorsan Allah görüyor tabi yalan. İşin ehli değilsin ben iyi bilirim bu işi. Atla git. Ondan sonra batır ortalığı. Memleketin bütçesini falan. O da. Allah muhafaza olacak. Büyük azap. Bütün insanların vebalini yüklenmek çok sorumluluk ister. Demek ki sen e, fayda ve menfaat insanlara sağlayacağını maddeten ve manen dinleri ve dünyaları bakımından, ahiretleri bakımından yararlı olacağını anlıyorsan bir kafirin idaresi altında da yönetimde bir e, vazife alınabiliyor. Bunu bilmiyorum yani. Ben anlatıyorum. Ehli olanlar buradan malzeme çıkarabilirler. Yani ben bu derslerde ne veriyorum size? Yani balık tutmayı öğretiyorum diyelim. Artık siz burada ne kadar balık çıkarabilirsiniz, aklınız ne kadar çalışır, ilminiz ne kadar yetişir, e, istimadınız, istihadınız, melekeleriniz, e, ne bileyim, anlayış kabiliyetiniz diyeyim. Ona göre bir şeyler anlayabilirsiniz. Ben şimdi ee, ne yapamam bunu detaylandırıp da efendim herkesin özelliğine kadar indiremem ama burada Müslüman anlayışlı olur bunu söylüyorum. yalnız bu hangi kavle göre Firavun'un o zamanın Firavun'un kafir olduğuna manasına göre şu da var Yusuf Aleyhisselam'a şu da bildi vahyedilmiş olabilir yani sen bunundan vazife iste Maliye Bakanlığı'nı al çok da güzel yönetirsin Allah'ın ilmiyle, vahyiyle sen çok güzel yönetince adam da ya sen kime ibadet ediyorsun? Senin ilahın kim sorar? O da zaten Yusuf merkezi Allah'a davet ediyor. Hükümdar da de der ki ben Müslüman olayım ya bu ne güzel bir din, ne güzel Allah var bunun ya. Buna her şeyi doğru bildiriyor. Danyal Aleyhisselam sohbetinde e, anlattığımız üzere geçen haftalarda orada da mesela Buhtun Aleyhisselam dünyanın en büyük zalim kafiri. Senin ne güzel Allah'ın var dedi ya ben. Benim dedi putlarım dedi hiçbir şey yaramıyor dedi yani. Çünkü e, o hiçbir şey bilgi veremiyorlar. Dua sen kabul edemiyorlar. Ses veremiyorlar. Yani insan zaten e, biraz insaflıysa e, efendim babasından atasından da kalsa putun bir şey yaramadığını anlar. Aklını çalıştırırsa. Ama tabii körü körüne inatçılık ayrı bir şey. Oradan bir kendine göre bir menfaati varsa, bir sömürüsü varsa, milleti istismar ediyorsa o ayrı bir şey. O zaten kendi inanmadan da milleti taptırır ona yani yalnız burada şu da var ee, İmam Mücahit naklediyor bunu Aliülkari'nin şerhinde bu geçiyor ben de bunu e, diğer kitaplarda da yani hatırlıyorum ama bu şundan sonra o zaman yine delil olmuyor o zaman Firavun yine Müslüman değildi bu Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u değil Kur'an'da geçen Firavun değil Firavun bir lakaptır ee, Mısır yöneticilerinin lakabı ne gibi? Osmanlı'dakilere padişah deniyor. Padişah deniyor. Fatih de padişah, Yavuz da padişah, Sultan Hamid de padişah. Yani padişah dediğin zaman bir özel isim değil. Osmanlı'da tahta geçenin lakabı yani. Ama özel ismi nedir? Fatih'tir, Kanun, Süleyman'dır, ya, Selim'dir. Bunlar özel isimdir. Ama padişah özel isim değil. Buradaki Firavun da Musa firavun Firavun'u zannetmeyin. Musa Aleyhisselam daha sonra Kaç yüz sene sonra bu Musa Aleyhisselam, ee, Yusuf Aleyhisselam çok önce, Musa Aleyhisselam kaç yüz sene sonra geldi? Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun, Müslüman olmadı biliyorsunuz, denizde boğuldu meşhur. Ee, o zaman Müslüman oldu ama Allah'tan Müslüman olmasını kabul etmedi, O onu konuşmuyoruz. Şu anda önceki Firavunlar dönemi, ee, Yusuf Aleyhisselam zamanında. Ee, sonra, Baktı ki Firavun hükümdar, e, Yusuf Aleyhisselam'ın ilmi çok, Hafızası çok, e, yönetimi çok güzel, muhafazası çok, e, şefkati çok. Ondan sonra efendim, e, insanlara merhameti çok. E, hususi, umumi herkese, şimdi hükümdar bakıyor, onu yaptı Maliye Bakanı, bütün Mısır'ın hazineleri, o zaman dünyada zaten başka bir yerde pek yok yani, hazineler hep Mısır'da efendim, e, o hazinelerin başına koydu, Yine de bütün anahtarlar elinde, ne diyorsun ona, ambarlar elinde, şu elinde, bu elinde mesela istediği kadar yemek yaptırabilir, işte e, istifade edebilir. Ne yapıyor? Efendim, e, azıcık yemek yiyor, hükümdar onu tabii e, takip ettiriyor veya şimdi adamı bakan yapıyorsun ama bakan yaptığın adamın da yanına kendi adamını da koyarsın. Niye koyarsın? E çünkü bu adam bakalım yanlış mı ediyor, şunu mu ediyor, bunu mu ediyor diye. E o zaman tam telefon dinleme yok, bilmem mi, istihbarat, o şek, bu şekil yok. Onun için canlı adam faktörü devreye giriyor. O da o istihbarattan gelen bilgilere bakıyor. Allah Allah, biz bunu Hazine Bakanı yaptık, dünya emrine verdik. E adam doymuyor hiç. Hiçbir yemekten doymuyor. Azıcık bir şey yiyor, belini namazda ayakta tutacak kadar. Daha başka bir şey mi? Allah Allah. Bir insan bu kadar hazinelerin başına tek yetkili olup da efendim doymadan kalkar mı ya? Sofradan. İşte padişah bunları görünce dedi ki senin Allah'ını bana tarif et. Dinini tarif et. İşte ee, işte o da dedi ben o Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Ben dedi sana iman ettim ki senin dürüstlüğün, ilmin, e, verdiğin haberlerin çıkması, Ondan sonra bu kadar insanlara karşı şefkat merhamet kibir yok gurur yok. Ondan sonra e, karnını doyurmuyorsun, hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Azıcık şeyle geçiniyorsun. Halbuki burada senin sana kimse karışan yok kalan. Buradan ben anladım ki senin dinin haktır dedi ve Müslüman oldu. İşte zaten e, Yusuf Aleyhisselam'ın kalkıp da beni hazine bakanı yap e, diye kendini methetmesi kibirden kurudan haşa olabilir mi? Ne yaptı? Neticede Maliye Bakanı oldu ama Firavun'u da Müslüman etti. O zamanki kralı da Müslüman etti. Ondan sonra eşini biliyorsunuz yöneticiler Müslüman olunca e, rayesi raiyesi etbaa da Müslüman oluyorlar. Çünkü insanlar yöneticilerinin yolunda gidiyorlar. Bu bir kaidedir. Enna suluki muluki. onun için e, Yusuf Aleyhisselam burada çok büyük hayırlar mülazasıyla kendi ilmini ortaya koydu. E, güzel sıfatlarını ort ortaya koydu. Bunu böyle anlamalıyız. Şimdi e, böyle o tabi kısaca ayeti söylüyor, geçiyor. E, i̇şi izah etmek şarihlere düşüyor. Şarihlerin de Şahab Hazretleri Ali e, izahlarını da nakletmek şu anda bize düşüyor. Mecburen biz de Türkçe'ye çevirerek konuları sizin aklınıza yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve Musa, Musa Aleyhisselam hakkında allah Teala ne buyurdu? Bu da Kehf Suresi'nin 69. ayetinde geçiyor. Bu geçen cumartesi Muhammedül Emin Vakfı'nda Ümraniye'de yaptığım sohbette bunu anlattım. Hızır Aleyhisselam'la buluşmaları. Ledün ilmiyle ilgili. Musa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işlere akıl erdirememesi e, meseleleri. E, o haddine buyuruyor. Seteci inşallah sabiran. İnşallah beni sabırlı bulacaksın diyor. Ve lâ âsıyla ke emrâ senin hiçbir işine isyan etmeyeceğim diyor. Fakat tabi biraz tahammül edemedi. Çünkü Hızır Aleyhisselam öyle işler yaptı ki bedava bindirildikleri gemi tahtasını koparttı. O onu anlayamadı. Sonra onun hikmetini açıkladı. Cumartesi dersini bizim siteye atılmıştır. Kısaca anlattım. Daha onda çok uzun var. Bu cumartesi, geçen cumartesi, yani geçtiğimiz cumartesi. Onu dinlerseniz bu da rast geldi o derse şimdi. Ledün ilmiyle ilgili konuşmuştum. Oradan bunun manasını bu Sonra çocuğun kafasını kopart. Sonra yamuk duvarı düzelt falan. Burada Hz. Hızır Aleyhisselam dedi ki ona sen ül lazım kitap sahibi büyük peygambersin. Ama Allah bana bir ilim verdi onu sana vermedi. Bana ledün ilmi var. Manevi ilim var. Okumakla değil. Sende de dedi şeriat ilmi var, kitap ilmi var, nübüvvet ilmi var, hekim hüküm var, fıkıh var, hikmet var. Ama sen bendeki ilmi anlamasın. Ben de sendeki fıkıh hükmü bilemem. Onun için hepsi Allah vergisidir. O da dedi senin ilimlerinden biraz bir şeyler öğrenmek istiyorum. Peşine gelebilir miyim, dolanabilir miyim? O da dedi ama dayanamazsın. Ee, Musa Aleyhisselam dedi inşallah beni sabırlı bulacaksın. Ee, üç şeye sabredebildi. Ee, hepsinde söz aldı itiraz etmeyeceksin. Ben sana anlatacağım sonra. O da e, Hızır Aleyhisselam'ın anlatmasını bekleyemeden niye böyle yaptın falan çıkıştı. Üçüncü dedi azâfirâkü beyni ve beynik. Şimdi artık bunda aramız ayrılıyor. Çünkü sen e, elinde değil sözünde e, duramadın ama e, ben sana demiştim eleme kulleke inneke sabra ben sana dememiş miydim? Sen asla benimle beraber sabretmeye güç yetiremezsin. Yani elinde değil. Çünkü sen şerat biliyorsun fıkıh biliyorsun helal haram biliyorsun bakıyorsun bu iş olmaz ya diye yani e, manasını e, derinliğini arka boyutunu hikmetini bilemiyorsun. Yani ne gibi işte tahtayı kopartmasa biraz ileride korsanlar gemiyi basacak. E, gemi sağlam görürlerse gasp edecek, kıza çekecekler. Halbuki Allah ona diyor ki tahtayı kopar. Ben de gemiyi gemi e, su e, sokmayacağım. Mucize eseri Gemi delik, suda girmiyor. Ondan sonra korsanlar gelecekler, Aa, ayıp bu gemi kusur şey. bırakın gitsin diyecekler. E şimdi bunu sen bilmeden evvel başkasının malını eline bas alıp da tahtasını koparırsa e buna ne desin yani şimdi, ne biçim iş diyecek tabii yani. O çocuk yaşasa kafir olacak, ana babasını kafir edecek, ondan sonra ana babası iyi Müslüman, ana babasını Allah o çocukların kötü çocuk olacak eşkıya kurtaracak. Ondan sonra onlara yeni bir kız çocuğu verecek. O kız çocuğundan 12 peygamber doğacak. O çocuk da küçük öldüğü için kafir olmadan ölecek. Oho! Bu ilimleri Allah Musa Aleyhisselam'a bildirmeyince Musa Aleyhisselam ne bilsin? Hızır Aleyhisselam'a bildirdiklerini. E Hızır Aleyhisselam da gidip çocuğu öldürünce Allah'ın emriyle ya bu Kehf suresinin ayetleri bunlar. İlahiyatçıların bile kafası basmıyor bunlara. Yani adam diyor ki Kur'an'da bu ayetler çıkarılsın. E, Kur'an'da bu ayetler çıkarsan Allah'ın kelamında nasıl çıkarırsın bunu? Ama bizim memlekette böyle ilahiyatçılar var. Ya i̇şte bu ayetlere kafaları basmıyor. Ama bu Allah'ın kayıp ilmidir. Gizli ilmidir. İstediğine bildirir. Musa Aleyhisselam'a bildirmemiş. Hızır Aleyhisselam'a bildirmiş. Hızır Aleyhisselam da bu işi yapınca Musa Aleyhisselam ne biçim iş yaptın ya deyince e ben sana demedim mi senin benle sabretmeye gücün yetmez diyor. Yani şunu demek istiyor. Esasen Musa Aleyhisselam çok sabırlı. Çok sabırlı ama öyle bir iş yapılıyor ki şeriatın zahirine o bilgi sende olmayınca ...suçsuz üzere bir çocuğun öldürülmesi gibi bir durum gözüküyor. Ya e bu duruma da e, yani sabredilecek bir şey değil hakikaten. Onca Hızır Aleyhisselam ona diyor ki ben seni mazur görüyorum mazur görüyorum çünkü hakikaten sabredecek iş değil. Ama Allah bildirmese ben bunu yapmam. Yapamam. Bana Mevla bildirdi diyor. Ee, üç keresinde de söz alıyor. O üç keresinde de itiraz ediyor. Halbuki sen itiraz etme ben sana sonra hikmetini anlatacağım diyor. O da tamam diyor yine dayanamıyor. Bunun üzerine işte bu ayet kelimeler bundan bahsediyor. Kur'an'da iki sayfa bu konuyu bu Hızır Aleyhisselam'la buluşmaları Müşah Aleyhisselam da yanında. Sonra bu yaşadıkları hadiseler Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tam ortaları, 15. cüz tam ortalarında bu ayetler geçiyor. Kehf Suresi'nde. Burada da sabır, sözde durmak, ahde vefa, işte gibi Musa Aleyhisselam'la ilgili sıfat zikrediliyor. Şu var tabi Musa Aleyhisselam burada şöyle sabırlı. O ee, ona hemen diyor ki, hani bana söz vermiştin? Ben sana bir şey açmadıkça konuyu sen bana sormayacaktın. Hemen estağfurullah diyor. Hemen e, tövbe ediyor. E, hemen sözüne dönüyor yani. Şimdi başkası olsa hadi işine ya ne biçim işler yapıyorsun. Ondan sonra Allah bana bildirdi diyorsun falan dinden de çıkar e, efendim. E, öyle yapmıyor. Bizim bizim anlayacağımız kabilden değil. Yine sabrediyor, vefalı davranıyor falan ama o anda o olay gördüğü anda sabredemiyor. edemiyor. Çünkü neden? Allah'ın dininin dinine muhalif bir şey oluyor diye Allah için sabredemiyor yani. Yine nefis için iş yapmıyor. Yine Allah için diyor ki bu niye böyle yaptı? Burada da sabır. Bu ders ledün ilmiyle ilgili iki buçuk saat kadar bir sohbet olmuş. Bu dersin ona çok tahammülü yok. Son cumartesi çok ilim vardı. geçen cumartesi sohbette sitelerimize atılmıştır. Lale Gül de zaten tekrarını veriyor ama tabi oradaki saati denk getirmesini bilmiyorum. Program akışına bakarsanız bulursunuz. Bizim şey atıldı Yunus. Tabi tamam, bizim site de zaten cübbenamca.tv'de reklam yok, üyelik yok, hiçbir şey yok. Girersin orada şey olarak son cumartesi sohbeti bulursunuz inşallah. Sonra ve kâle an Şuhaybin aleyhissalâtu vesselâm, Şuhayb aleyhisselamın sıfatları hakkında buyurur. Seteci dünü min minas salihin. İnşallah sen beni salihlerden bulacaksın. Şimdi e, salihler salih iyi kimseler demek, salah düzgün huylar demek, Allah'a karşı düzgünlük, kullara karşı düzgünlük, e, efendim rüşt, kemal, e, mükemmellik, olgunluk. Türkçede iyi insan diye bir laf var yani. tabi karşılamaz bunu salah efendim Arapça bir kelimedir. Dünya kadar e, manası var. Yani işte en yakın gelecek laf. İyi, iyilik. Ama bu iyilik niye göredir? Allah'a, hem Allah'a e, itaat edeceksin, hem kullara iyi davranacaksın. Allah'ın emirlerine tazim edeceksin. Allah'ın mahlukatına şefkat edeceksin. Bunları topladığın zaman iyi bir insan ancak olabilirsin. Ama Allah'ın hakkını e, efendim yerine getirmeyip, namaz yok abdest yok bilmem ne, iman yok, din yok. E bütün millete iyilik yapsan ahirette bir sevabı yok. Kafir için. Ama öbür türlü de bir adam efendim e, Müslüman namazda abdestinde o da kalkmış ona zulmeli ona dövüyor onun malını gasp etmiş onun da ahirette e, yatacak yeri yok onun için bu hem Allah'a e, itaat hem kullara şefkat ve merhamet bu ikisi ettazım ile ve şefakatu ala halkillah diye düstur bu iki madde bir araya gelirse salah oluyor mükemmellik oluyor iyi insan diyebiliriz Allah'a karşı Allah indinde de iyi kullar indinde de iyi bu çok insanda bir araya gelmez yani çok az insanda bunu ki peygamberler salihlerin başında gelirler. Zaten Allah'ın in'am ettiği, ikram ettiği dört cümle var. Nebiler, sıttıklar, şehitler, salihler. Yani nebiler, peygamberler, sıttıklar, sıttık mertebesindeki tabi yüksek bir derece. Şehitler zaten, işte, halifede şehit olan veya işte hadislerde geçen belli mertebe işte depremde ölen de şehittir. Hadislerinde okumuştuk zaten. Diyanet reisinden evvel okuduk tabi biz bu hadisleri size. Ondan sonra Dördüncü zümrede de salihler diyor. Bu salihler veliler, Allah dostları, mübarek zatlar anlamına geliyor. Hepimizin şu anda peygamber olma imkanımız yok. Ama sıttık olabiliriz. Şehit olabilir bir Müslüman. Şehit olabiliriz. Salihlerden de olabiliriz. Ha, peygamberlik Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilmez. Ama salih olmak hepimizin elinde. İslam'ı yaşarsak salihlerden oluruz. E, Şuayb Aleyhisselam e, bunu kime diyor? İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Ben sana iyi davranacağım diyor. Ben, ben iyi bir insanım diyor. Yani ama diyor tabii tanıştığın zaman ben böyle dememden olmaz. Geçiniriz, görürüz, bakarız diyor. Kime diyor? Musa Aleyhisselam'a diyor. Hangi dönemde? Musa Aleyhisselam biliyorsunuz kendi dönemindeki Firavun'un kucağında büyüdü. 30 yaşına kadar sarayda büyüdü. Bu uzun kıssaları var işte. E, annesine Allah vahyetti ki oğlunu der, e, Nil Nehri'ne at, on sonra. Firavun'un sarayına Allah onu götürdü. onu bebek olarak firavunun da hiç çocuğu yoktu. Kısırdı. Ondan sonra onu çocuk olarak büyüttü falan. Sonra bir firavun hanedanından bir kıptı ile İsrail olandan bir e, yakını kavga ederken işte neyse efendim. Onu kurtarayım derken öbürüne bir tokat attı. Tokattan adamın da bir tokatla canı çıktı. Aleyhisselam da çok kuvvetliydi tabii. Öldürmek için yapmadı ama işte eceli gelmiş. Ondan sonra Firavun'a dediler, sen oğlun evlatlığıydı de oğlu derlerdi. Senin evlatlığın görüyor musun ne yapmış ne etmiş falan. E, o da ne yapsın kendi hanedanından da soylu biri o zamanki lafta işte şimdiki Beyaz Türkler ifadesinde olduğu gibi. Efendim soylu biri olduğu için e, o da onu yakalayalım dedi. O, Musa Aleyhisselam da kaçtı. Kaçtı gitti Medyen'e. Medyen Ürdün tarafında bir yerde Şuayb aleyhisselam orada çok yüzlerce yaşında, yaşlı ihtiyar, pirifani bir peygamber. Onun da o, o erkek çocuğu, işte kızları var. Falan geçen bir derste yine şifa dersinde kızlarıyla ilgili konuda işte, su beklemiyorlar, erkeklerin arasına karışmıyorlar, sıraya girmiyorlar, en sonda bekliyorlar. Herkesin su alma sırası kuyudan bitiyor, hiçbir erkek kalmıyor onlar alıyor falan, Musa aleyhisselam onlara baktı. Dedi ki, niye burada duruyorsunuz? Babamız çok yaşlı biri. Erkeğimiz de yok, biz ka erkeklere karışmıyoruz. Gelin o zaman dedi. İleride bir kuyu vardı, 10 kişi zor kaldırır. E, kuvvet ister. Musa Aleyhisselam tek eli, şeyle kaldırdı. Kaldırınca onların suyunu hemen erken çekti. Hadi gidin dedi, beklemeyin. Şuayb Aleyhisselam da, aa kızım erken geldiniz, ne iyi. Ben de yalnızdım evde, görüyor musun? Gözlerim de görmüyor. E, bu kadar kaç yüz yaşındayım. Ne yaptınız erken geldiniz demiyor. Yani diyor siz niye erken geldiniz? Yoksa siz erkeklere mi karıştınız? Su alalım derken buna kızıyor. Onlar da diyor yok baba dediler. Bir tane genç kuvvetli bir e, kişi vardı orada. Hiç bizim buraların adamı değil. Misafir gelmiş. O da geldi. Oradaki milletin ağzındaki kayayı kaldıramadı. Kuyunun kapa kapağını açtı kaldırdı tek başına. Ne kadar da kuvvetliymiş. Ondan sonra efendim bizim suyumuzu çekti o kuyudan. Sonra kuyu kapattı bizi gönderdi buraya. Ya getirin çağrında ona bir ikram yapalım. Madem misafirmiş belki açtır. Fakirdir. Ondan sonra Musa sen işte davet eder. Orada da başka teferruatı anlattım. Geçen derste geçmişti başka bir ayette. En nihayetinde e, ee, Şuhayb Aleyhisselam ona işte neredensin nedir durumun falan sordu. Musa Aleyhisselam da anlatınca Orada da dedi in veridü en hak ihdebnete Benim bu iki kızım var. İki kızımdan birinin seninle nikahlamak istiyorum. Evlendirmek istiyorum. Ee, çünkü bizim erkeğimiz de yok. Koyunlarımız da sürümüz de çok. Ben de amayım, yaşlıyım. Ama Alante Curani bana işçilik yapacaksın. Çobanlık yapacaksın. Ee, ne kadar semane hacet. 8 sene. 8 sene benim çobanlığımı yaparsan bu şartla yani mehir gibi yani şimdi kız evlenirken nikahta işte erkek bir mehir tayin edilir İslam'a göre ya. Bu da mehir gibi. 8 sene bana çobanlığımı yapacak yani koyunlarım onun için. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Sürüyü güdemeyen ne peygamberlik verilmiyor. Çünkü neden? Sürüye kurt getirmeyeceksin. Sürüden birine zayi etmeyeceksin. Ee, hayvanların bakımından insanları yönetmeye ve idare etmeye e, bir meleke kesmeteceksin. Bir e, efendim vasıf elde edeceksin. Onun için allah Teala bütün peygamberlerine çobanlık yaptırmış yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Eccat tepelerinde çobanlık yapardı. Onun için bu müşterek bir sıfatları nebilerin. Sen bana sekiz sene çobanlık edersen ben sana bu iki kızımdan birini evlendirecekmek istiyorum böyle. Ondan sonra ve ee, mağrur ile ben sana zorluk çıkartmak istemiyorum. Yani bana 8 sene işçilik yapacaksın derken ben öyle kötü bir insan değilim. Niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın, niye kalkmadın, niye yatmadın? Hani böyle sana sıkıntı vermeyeceğim. Çünkü inşallah sen beni işte 8 sene kadar e, yanımda durunca zaten anlayacaksın ki beni salihlerden bulacak. Ben iyi bir insanım diyor. Kim söylüyor bunu? Şuayb peygamberi. Aleyhissalatü vesselam. İşte bu da peygamberlerde olan salah sıfatı iyilik sıfatı. Buradaki iyilik sıfatı tabi peygamberlerin Allah ile aralarında olan vazifeleri, ibadetleri bütün dünya bir araya gelse tahammül edemez. Onlar çok güçlü. Ama buradaki esas maksatta şu var. İnsanlara iyi davranan. Çünkü sen benim damadım olacaksın. Ondan sonra bir de benim 8 sene çobanlığı, çürülerimin çobanlığını yapacaksın. E burada benim seni horlamam, dışlamam, bağırmam, çağırmam, itelemem, kakalamam olmaz. Ben damadıma da, işçime de eşit davranırım, adaletli davranırım, iyi davranırım. Ama sen bunu yaşayarak, yanımda durarak anlayacaksın ki ben salihlerdenim. Bu arada ne, peygamberlerdeki bir sıfat daha meydana çıkıyor. Salah. Yani hem Allah'ın haklarına riayet, hem kulların haklarına riayet. Ee, şey zaten, Musa Aleyhisselam da dedi ki, sonraki ayet-i kerimesinde diyor, e zaten ona dedi feynet memte aşram fe minuendik. Sekiz seneyi şart koşuyorum. Ona tamamlarsan, iki sene daha yaparsan o da senin lütfundan olur. Kereminden olur. Onda senden söz istemiyorum. Musa Aleyhisselam dedi eyyemel ecceleyni kadaytu. duan anâli. Yani artık sekiz mi yaparım, on mu yaparım ben onu şimdi karar veremiyorum. Ama sen sekizi şart koştun, bunu kabul ediyorum. İkisinden hangisini de yaparsam bana kızmayacaksın. Tamam dedi. Tabii kızmayacağım dedi sen. Sekizi söz veriyorsun. Sözünde duracaksın. İki de yaparsın yapamazsın. Onu sen bileceğin iş. Allah ala mâne vekil. Allah dediler. Konuştuğumuza vekil Allah'tır dediler. Ve o da ona kızını nikahladı verdi. Evlendirdi. Damat edindi. Ondan sonra e Musa Aleyhisselam da 10 seneyi doldurdu. Çünkü o da peygamber olacak o zaman daha olmamış. Ama peygamber olacak sıfatlara sahip bir zat. Onun için peygamberlere yakışan zaten şimdi 8'i şart koştuysa 2'de ikram yapmaz mı? Tabii ki yaptı. Bu böyle sonra işte Mısır'a bir de annemi göreyim diye giderken yolda ağaçtan nida geldi. Musazam'da peygamberlik verildi. Firavun'a e, gönderildi vesaire. O Kasas suresi bunları anlatıyor. Taha suresi bunları anlatıyor. Kur'an'da nice. Bunların çok uzun dersleri var. Burası bu dersin yeri değil ama şimdi bu kadar da hiçbir şey söylemeden geçersen beni salihlerden bulacaksın. Geç aşağı. Ben çok koruyucuyum, çok ilmim var. Beni Hazine Bakanı yap, geç aşağı. Ne anlayacaktınız? Yani bu bir mana vermemiş olurum o zaman. Mecburen şehirlerdeki kadar bir şey söylüyorum. Yoksa vaaz etmeye çıkmadık ha buraya. Ders okuyoruz, şifa dersini takip ediyoruz yani. Ama derste de böyle bazı kere altyapısı olmadan bir ders anlaşılmayabilir. Yine vekale, Şuayb Aleyhisselam'ın sözü ve Şuayb Aleyhisselam'ın ee, Şuayb aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın neslindendir İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim aleyhisselamın zürriyetindendir Şuayb aleyhisselamın ümmeti e, iki şehire gönderildi Biri Medyen biri Eyke Kur'an-ı Kerim'de ikisi de geçer Ve ilâ medyene gavm şuaybâ diye geçer Öbürü de ve sahâbü'l-eyketil murselin diye geçer Eyke'de e, bir e, Mıntıka Efendim e, Şuayb aleyhisselam çok güzel konuşurdu Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zâke hatîbul enbiyâ Şuayb Aleyhisselam'dan bahsederken, bu ayetlerden bahs okurken ne buyuruyordu? Peygamberlerin hatibi Şuayb Aleyhisselam'dır. Hatip ne demek? Mesela 50 tane hoca olsa, 100 tane hoca olsa bir yerde falan derler ki birine mesela şu konuda bir konuşma yap falan. Sonra aralarında ne derler? O der ki ya ben çok iyi konuşamıyorum. Öbürü e der ki ben ateşte konuşamıyorum. Öbürü e der ki ben çok uzun lafı anla kısa anlatamıyorum. Herkesin bir sıfatı var. Herkes çok alim olabilir ama derler ki bu şu hatip iyi, hıt, iyi hutbe okur, iyi konuşma yapar efendim. Onun için bizim adımıza e, bu konuşsun diye seçerler birini. Yani o hatip seçerler. İşte Peygamberlerin böyle acayip etkili yani etkili konuşanına hatip. Peygamberlerin hatibi Şuayb Aleyhisselam'dır diyor. Çünkü acayip Kur'an'da ümmetiyle öyle muhavereleri var, öyle onlara vaazları var, öyle nasihatler var hakikaten. Hud suresinde de geçer çok yani. Birkaç yerde geçer surede de. Mesela ne diyor ümmetine? Ondan sonra onun ümmeti işte ölçüde tartıda noksanlık ederler diye ee, işte alırken çok alan tartıyla tartarlar. Satarken eksik tartanla işte döneri hep der, yağlı kesiyor kendine yani böyle. Ölçüde tartıda e, noksanlık yapmak çok büyük günah yani. Bir kavim, şu ay kavmi ondan battı. Bizim şimdi Memlekette ne var? Ne yok? Ölçü tartıda eksiklik noksanlığından tutarsın. Ha şimdi Lut Aleyhisselam geliyor. Livata'dan mı tutarsın? Erkek ergezen, eşcinsellikten, lezbiyenlikten. Ne bileyim. Şu ümmetlerin helak olan, peygamberlerin helak olan ümmetlerinin tek bir battıkları nokta var. Bizde şimdi hepsi birden var. Hepsi birden var yani. ha. Şu anda bu şu toplumda her günah mevcut. On sonra da diyorlar ki niye diyoruz? Ben gökten taş yağmadığına şükrediyorum. Şu topluma benim de aralarında bulunduğum ben de kendimi tenzih etmiyorum aşağı çok düzgün bir adamım bilmem ne aşağı ben benim de ne günahlarım var ki benim bu kadar bilmeme rağmen ben kendimi tenzih için konuşmuyorum ama şu günahların bulunduğu toplum kafamıza taş yağmayıp da bir lokma ekmek bulup da yiyorsak hele amma yiyoruz yani bolu e, bir lokma değil bayağı da yemeğimiz de var. Biz, biz ne biçim bozuk bir millet olduk ya. Ne kadar bozuk bir Ölçüdeki eksikten tartıktan konuşuyoruz. Şimdi Lütfü Ati geliyor bak orada da onu anlatırım. E, ölçüyü tartı eksik ettiler. E, bir günahları Kur'an'da bu söyleniyor. Yani Kur'an'da şu ay ama şu var tabii ölçüyü tartıya eksik yaparken peygamber onlara yapmayın deyince hadi ki sen de Allah'ın peygamberi mi oldun nereden çıktın Allah seni mi buldu da başımıza gönderdi senden başka adam mı bulamadı bilmem ne bilmem ne. maddi menfaatlarına dokunduğu için ekonomilerini e çünkü diyor ki doğru tart adam da diyor ki ben diyor öyle e, adama eksik vere vere diyor kalanıyla geçiniyorum diyor yani helal rızık yetmiyor herife gözü doymuyor oradan bezi ölçerken yani 10 santim 20 santime tenezzül ediyor çünkü kabak gibi bir metrede yapamayabilir. Oradan 5-10 santim şöyle bir el çabukla şöyle bir açıyorlar şöyle. Çok şöyle bezazlar böyle bir açar böyle. Bir, bir el hareket ediyor. Bir de buradan açıyor falan. Adam orada bir hareket falan. Allah Allah. Oradan bir santim oradan şey diyor. İki oradan üç santim. Herif diyor ki ben günde diyor otuz müşteriye yapsam bilmem ne. İki metre üç metre. İki metre üç metre ne eder? Oho. E bugün zaten seni burada sattığından karın yok mu? Var. Ama sattığından karın var ama. Haram tatlı oluyor diye ya. Sattığımdan 100 lira kazanıyorum. Ama buradan da bir 10 lira geliyor. Ya zıkınlanacağına bakın gayru lekim diyor şu Allah'ın sana buradan bir helal rızkı yok mu? Onu alıyorsun, 20'ye satıyorsun ya. Bu sana helal edilmiş. Peki buradan adama bir metre derken niye bir metreden iki santim eksik ediyorsun şimdi konu? Oradan da topladığın zaman bir yekün teşkil ediyor. İşte helallan yetinmeyip Haram az da olsa, haram az da olsa, ne gibi işte, helal karısı var, onunla her türlü ilişkisi serbest. Her türlü derken, ters ilişki, yasak, hayızda, nifasta, onu konuşmuyorum. Helalından, efendim, e, efendim her tarafına bakabilir, vücudun her yerini açıp, gö ona gösterebilir, o da onu seyredebilir. Ama yok, oradan normal bir kadından, şu kadar bir şeyse açısa, aa kadının şu kafasından bir yer açı, hemen oraya bakayım, yüzüne bakayım, ya bu sana haram, git evde helalım var, yani yok şeytan illa o haramdan bir lezzet aldırmak. Burada da şimdi iki santim için onu orada efendim el çabukluğuyla bilmem neyle peyniri koyuyor işte mesela bakkallarda marketlerde peynir koyacak 100 gram 100 gram istiyor böyle. Tak şöyle bir atıyor böyle. O şeyle beraber o 100 gram gözüküyor. Halbuki sakin koysa böyle biraz da beklese 95 çıkacak. Ama onu böyle birden koyuyor ya. Orada 100 günü hatta 105 bile oluyor. Ortalaması 100'e geliyor. Halbuki 95. O çabuk koyma hareketiyle aldığı anlardan adam da bakıyor. a 100. Oradan baksa 100 görüyor. Ama o çabuk el çabukluğu hareketinden orada 5 gram olur. Ulan 5 gram peynirden abat mı olacaksın ya? Hırsızlıkla abat olsa fareler abat olur ya. Her tarafı soyup sovana çeviriyorlar. Yine aç geziyorlar. Yani insan oğlu kadar yani kötü huylu bir, bir nesne mahluk yok Fareden, hınzırdan beter huylarımız var hepimiz. Herkese kendine göre. Onun için peygamberler bu toplumları ıslah için gönderildi. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, şimdi bu hadde, bu da peygamberlerin özelliği çok önemli. Alimlere de yakışan budur ama maalesef hocayız diye geçiniyoruz. Hepimiz ne bileyim ne yapıyoruz. Ve ma ben istemiyorum diyor. En uhalifekum. Size muhalefet edeyim. ilama o şey yaparak ki en haküm sizi ne eh ediyorum Hani ondan. Ya şimdi ben size diyorum ki ölçüyü de tartıda noksanlık yapmayın. Evfül keyle vel mizahı bir kıst. Kur'an'da bu çok geçiyor. Bu sözü şu ay başlayalım. Tartıyı ölçüyü adaletle tas tamam verin. Ve la tebukasünnâse eşyâhum. İnsanların eşyalarını noksan etmeyin. Mallarından, mükterinden kısıtlamayın kesinlikle yapmayın. Adamın hakkı para veriyor ya. Sen niye buradan da hala faydalanıyorsun ya? Bu seni faydalanamazsın. Onun mülkü bu. Ve la fil ardı Fesat çıkararak yeryüzünün düzenini bozmayın. Bak Allah belanızı verecek. Hakikaten de verdi onlara da. Allah Teala buluttan ateş yağdırdı. Bilmem ne altın üstüne getirdi. E şimdi değdi mi şimdi? Değdi mi? Ne din kaldı, ne dünya kaldı, ne karı kaldı, ne çocuk kaldı, ne tarla kaldı. Geberdin gittin. Ne gereği var Allah'ın gazabını çekme? Bu toplumlar bu kadar günahlarla hangi afatları çekiyor? Gökten afat çekiyorlar, yerden afat çekiyorlar. Ondan sonra efendim. Şu niye öyle oldu, bu niye böyle oldu? Kardeşim sen bu günahlarla taş yağmadığına şükret ya. Ben diyorum, şu ay başlayalım. Sana, sana diyorum ki ölçüde tartta noksanlık yap. E ben yapıyor muyum diyor. Yapmıyorum. Yani ne demek? Bir alim vaaz ettiği şeyi kendi de uygulamalı. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin güzel ahlakından biri de neymiş? Kendi millete dediğini kendi de yapacak. Yapın dediğini yapacak. Yapmayın dediğini kendi de yapmayacak. Zaten bir insan millete vaaz ederse yapın dediğini kendi yapmasa tesir etmez. Yapmayın dediği günah kendi işlerse bir hoca o adama vaazı fayda etmez. Ve Allah indinde de çok büyük günah olur. Ne buyurur Yebne Adem Uzun nas işte insanlara vaaz et, nasihat et, iyilik düşün, herkesin iyiliğini iste. Ama uz e, nefsek önce kendine vaazı yap. Ey benim nefsimde de bak namereme bakma. Adamın parasını orada çalma. Şunu yapma, bunu yapma. Kendine vaaz et. Feyn azat. Baktın ki senin nefsin öğüt tuttu. Kendi iç alemine de bunu hazmettin. Ve hakikaten e, ee, kimsenin karşısına kızına gözün yok, o kimsenin malından mülkünde gözün falan güzel ahlak sahibi oldun. O zaman millete de anlat. O zaman millette faydalanır. Ve illa yok sen nefsin vaz tutmuyor, kendine laf anlatamıyorsun. Millete vaaz edeceksen benden utan diyor. Allah Teala buyuruyor bunu. Eski vahilerde vahiylerde geçiyor. Benden utan. Nasıl sen bunu yapıyorsun? Bak şimdi şu ne diyor? Bak ben size yapmayın deyip de bir şey kendim yapıyor muyum diyor. Yapmıyorum. Onun için benim lafım size tesir etmesi lazım. Ben amel ediyorum. Allah'ın emirlerini tutuyorum. Yasaklarından kaçıyorum. Size de bunu öneriyorum. Hem dünyanız mamur olsun hem ahiretiniz. Cennet olsun. Ne lüzum var dünyayı da ce cehenneme çevireceksiniz. Ahiret zaten cehennem. Allah'a karşı gelenleri için. İn uridu illel islaha mestata'at. Ben gücüm yettiği kadar, elimden geldiği kadar ıslah istiyorum. Islah Türkçeleşmiş. Arapçadan geliyor. Sur kökünden geliyor. Salihin de buradan geliyor. Salih insan, salih. Islah ne demek? Düzeltmeye çalışmak. Bütün yamuklukları, bütün yanlışlıkları, bütün batıllar. Herkes. Bu adam beni sevmiyormuş da, seviyormuş da akrabamdır, uzaktandır. Yok. Bütün peygamberler kimleriyle uğraşlar? Düşmanlarıyla uğraşlar. Neyle uğraşlar? Düzeltmek için uğraşlar. Ya gitsin cehenneme kadar zaten bana taş attı. Ben beni dövdü, e Aleyhisselam'ı 950 sene dövdüler. Peygamberler dayak yediler, hakaret işittiler. Ne büyük işlerle karşılaştılar. Hani ne demesi lazım? Allah'ım ver belasını şunların bilmem ne. Peygamber duası makbul öyle değil. Allah'tan izin almadan beddua demez. Dolayısıyla hep iyilik istiyor. Kimin iyiliğini istiyor? Biz kardeşimizin iyiliğini istemiyoruz icabında. Kıskanıyoruz. En yakınlarımızı ifsata çalışıyoruz efendim akraba kıskançlıkları ve başka yabancıdan fazla olur ha bu akraba aralarında. Bir öyle uğraşıyoruz. Halbuki peygamberler ne yapıyor? Düşmanını düzeltmeye uğraşıyor. Niçin? Adam iyi olsun da cennete gitsin. Ya bu bana zaten 100 senedir hakaret ediyor. Gitsin cehenneme. Ne düzelteyim de bunu cennete göndereyim. Öyle der mi ya? Allah peygamberlere ne vermiş? Şefkat vermiş, merafet vermiş. İnsanları iyiliğine çalışma kabiliyeti vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 sene yani neler çekti? Hala da beddua etmiyor. Allah midayet et diyor. Dişi yarıldı. Mifer e, mübarek yanağına geçti. Uğut muharebesinde kan, bütün kanlar içinde kaldı. Ama ne diyor? Allah efendim, la Bunlar benim kavmim, kabilem, ümmetim. Bilmiyorlar. Bunları hidayete getir. İşte, aynı. Bütün peygamberler aynı. Diyor ben diyor bak gücümün yettiği kadar sizin hayatınızı düzene sokmak istiyorum. Bozgunculuk yapmak istemiyorum diyor ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Ama ma tevfikı illa billah. Bu kadar vaaz ediyorum ama muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla olur. Peygamber de olsa, katı bu enbiya olsa, en iyi konuşmayı da yapsa hidayet Allah'tan. Ben bakalım başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Sizi adam edebilecek miyim? Edemedi. Edemedi. Ümmeti helak oldu. Demek ki Allah muvaffak etmese yani bu işte beni başarıya Allah ulaştıracak. Ama ben vazifemi yapayım ki Allah bana sormasın seni ben peygamber ettim. Sen ne vazife tebliğ etti? E şimdi hocaların da durumu budur. Ben burada doğruları konuşurum. Ama bu millet etkilenir, etkilemez Biri namaza başlar, biri içkiyi bırakır, biri zinadan vazgeçer. Ha, biri ölçüde tartıda noksanlık ediyordu. Tevbe eder, kulaklarında helallık ister, iade eder. Bunlar muvaffakiyet Allah iledir. Hidayeti yaratan ancak Allah'tır. Ben nefsime laf anlatamam. Sana nasıl anlatayım? Ama ortaya konuşuyoruz işte. Kendim de alabildiğim kadar kazanırım. Sen de amel edersen kazanacaksın. Bu da Şuayb Aleyhisselam hakkında çok önemli bir vasıftır. Ee, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de de mevcuttur. Çünkü bir hiçbir peygamberin e, kendi dediğiyle amel etmemesi, millete yapmayın dediği işi kendinin yapması asla düşünülemez. Hocaların bazılarında maalesef oluyor. Ama onlar hakiki peygamber varisi olmak istiyorlarsa onlar da e, söyledikleri vaazla kendileri de amel etmeleri lazım yani. Ama peygamberler de bu en önemli sıfat. Ondan sonra ne buyurur? Ve Lutan, Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Enbiya Suresi 74. Hep ayetleri sıralıyor bu derste. Peygamberlerin sıfatları hakkında yani. Sen anla ki bu sıfatların en mükemmeli kimde? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ona verdik hükmen, hüküm verdik. Hüküm demek ondan sonra e, peygamberlik demek, nübüvvet demek, fıkıh ilmi. Değil. Zaten peygamber olunca fıkıh geliyor. Fıkıh ne demek? Helal mı, haram mı? Allah Teala bir insanın peygamber yaptığı zaman ne diyor ümmetine söyle şu haram şunu yapmasınlar. Şu helal şunu yapabilirler. Şu emir bunu yapmaları lazım. Şu mubah serbest. Şu emir mecbur yapsın. Şu yasak kaçsın bunlara hüküm deniyor yani hüküm karar buyruk buyruk e, o buyruklarını Allah kime öğretiyor o zaman peygamber kimi gönderdiyse ona öğretiyor Lut aleyhisselam da kimin dönemi İbrahim aleyhisselamın dönemi e, aynı dönemde yaşadılar Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın yeğeni kardeşinin oğlu ondan sonra kardeşinin oğlu aynı dönemde e, ne yaptılar e, biliyorsunuz Nemrut İbrahim aleyhisselam ateşe attı Ateşi attıktan sonra Allah onu selametle çıkarttı. Çıkarttıktan sonra e, bir rivayet Babil'de, bir rivayet Harran'da bizim Urfa tarafında iki rivayet var. E, en nihayetinde Babil tarafı daha ağır basıyorsa da oradan sonra İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? E, i̇şte bu Lut Aleyhisselam yeğenini de yanında alarak e, babasıyla beraber e, Harran'a da geldiler. Harran'dan e, bir daha Şam'a hicret ettiler. Ee, Sare validemizle de evlendi. Ee, Sara Sare validemizi de yanına aldı. Oradan e, Şam'a hizmet ettiler. E, Lut Aleyhisselam'a da sonra allah Teala efendim e, peygamberlik verdi. Efendim A bu şeyi de söyleyelim. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin sonu hakkında burada Ali Yukari malumat veriyor. Ee, Aleyhisselam ahır ömrü de ama oldu onu zaten demiştim. Medyen iki ümmete gönderdi. Biri Medyen halkına biri iki halkına. İbn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Eee Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu büyük sahabi diyor ki Şuayb aleyhisselam çok namaz kılıyordu. Devamlı namaz namaz namaz. Ömrü hayatı namazla geçiyor. ondan sonra e, nihayet kavmi onun efendim e, vaazlarına, nasihatlarına tahammül edemedi. Ona çok eziyet ettiler. E, mucizeler de gösterdi. Mucizelerine de inanmadılar. E, o kadar vaz e, vaaz, nasihat ettikten sonra hatta bazı rivayetlere göre şu Aleyhisselam yani e, Nuh Aleyhisselam'dan bile fazla ömür görmüş. Ama yani böyle bin, bin, sene falan o zaman yaşamak normal. Nuh Aleyhisselam 1400 küsür sene yaşadı. 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da söylüyor zaten. 950 sene. Felebizefi elfe sene dinle ama. Yani baya böyle yüzlerce kesin de binden de fazla olduğu söyleniyor şu Aleyhisselam'ın. Artık ümit kesti. Bu millet düzelmeyecekti. Sonra Allah dua etti. Rabbena iftah beyne kavmina bil ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi bizim kavmimiz hiç vaaz dinlemiyor. Ayet hadis anlamıyor. Bizimle kavmimiz arasında hükmet. Hükmedenlerin hayırlısı ancak sensin dedi. Allah da kabul etti. Bir zelzele فَاَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَتُ Bir zelzele yakaladı Şu, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini medyeni فَاَصْبَحُوا fi de var, diyarim de var. Casimin hepsi kendi yurtlarında, evlerinde, ocaklarında hiç kıpırdanamadan, kaçamadan zelzeleyle beraber çöktü kaldılar. Hepsi ölü olarak yere düştüler. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut. On sonra Eyke kavmine Eyke denen memleketin halkı onlar da vaaz etme saat etti. Onlar da hiç tınmadılar bana mısın demediler. Bunun üzerine zulle azabıyla. Zulle azabı çok kıraklık, kıtlık oldu. Sonra yağmur beklediler. çıktılar. Yağmur bekledi. Bir bulut peydah oldu. O bulut da gelince oh dediler. Şimdi bu bulutun altında toplanalım. Çok zamandır da sıcaktan ölüyoruz, kuraktan ölüyoruz. Bulut bize bir yağdırır. Ondan sonra yağmurlan efendim işte mahsuller verimli olur. Biz de bir serinleriz falan. allah Teala bulutu ateşle doldurmuş. Ateşi görmüyor musunuz? Yıldırımlar nereden geliyor? Bulutlardan geliyor. Efendim şimşek çakıyor, yıldırım iniyor o bulutlardan. İşte onlarda ne kadar enerji var, ateş var geldiği yeri kömür ediyor. mi bir memleketi yakar Allah istese bir yıldırımla. Onun için o ateşler içerisinde onlar da bulut diye tam altına toplandılar. Hiçbiri dışarıda kalmadı. Hepsi bulutun altına geldiler. Allah Teala buluttan fehadem <laughs> o gölgelik gününün azabı diyor. Gölge ne demek? Gölgelenin diye altına geldiler. Meğer oradan ateş yağdı. Serinliğim diye geldiler, yandılar, kül oldular. İnnehu kâne Çok büyük bir günün azabıydı diyor Mevla. Hiç görülmemiş bir azap diyor. Yani Eyke ashabı da böyle helaka uğradılar. Ondan sonra e, kabri sonra Mekke'ye geldi şu selam diyor. Burada Mekke mükerremede e, ibadetle meşgul oldu. Yanındaki müminleri de aldı. Onların arasından çıktı. E, efendim e, Kabe'de iki kabir var. Biri İsmail Aleyhisselam'ın kabri. Altın altında yatıyor. Biri de Şuayb Aleyhisselam'ın kabri diyor. Bu da acayip. Hacer-i Lesved'in mukabilinde diyor. Biz şimdi taraftan orada selam veririz artık. Bunu yeni gördüm. Ben Medyen'de ziyaret ettim. Ürdün'de. Çok feyizliydi orada. Fakat bu rivayet de da Şuhayb Aleyhisselam Hacer-i Lesved'in tam karşısında yattığını söylüyor. Zaten orada 70 peygamber olduğu sabitte. İsimleri isimleri tam kesin diyemiyoruz ama Şuhayb Aleyhisselam'ı beyan ediyor. Lut Aleyhisselam'a da hüküm verdik, ilim verdik, nübüvvet verdik. Hasımlar arasında sulh etmek için fetva kabiliyeti verdik. Lut Aleyhisselam işte ne dedim? Amcası İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın en yakınları ona iman etmedi. Fakat yeğeni Lut Aleyhisselam ona iman etti. Onunla beraber şama hicret etti. İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare Validemiz de yanlarındaydı. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Babası Tarah de, o da küfrüne e, devam etti. İbrahim Aleyhisselam'a iman etmedi. O Tarah, e, efendim, e, Havran diyor, işte Harran yani Urfa tarafında öldü. Sonra İbrahim Aleyhisselam, Sare validemizi de aldı, Lut Aleyhisselam'ı aldı, Şam'a göçtüler. Oradan Mısır'a geçtiler, sonra tekrar Şam'a döndüler. Filistin'de, e, yani Kudüs topraklarında yerleştiler. Lut Aleyhisselam, Ürdün tarafına gitti. Sedum ve diye yani işte Necip Fazıl'ın şiirlerinde de geçer ya. Allah onu Sedum ehline gönderdi. Bu Sedum ehli bin kişi kadardılar. Fakat fuhuş meraklısıydılar. Fuhuşlarında da özellikle böyle milletin karısıyla, kızıyla zina manasında değil de erkekler erkeklerle tatmin oluyor. Kadınlar da kadınlarla tatmin oluyor. Yani işte eşcinsellik denilen veya işte efendim Livata denilen zaten Livata bile o Lut kavminden o kelime bile oradan gelmiş Livata olarak hala geçiyor. Halbuki Lut mesela şimdi kimse çocuğuna Lut ismini bile vermiyor. Aslında vermek lazım peygamber ismidir. Bu fiil fuhuş olan fiil ayrı bir kelime olarak Livata ayrı bir kelime olarak ama Lut ismi peygamber ismidir lanetlenmiş olanlar Lut kavmi yani Lut Aleyhisselam'ın ümmeti malondur. Yoksa Lut mübarek bir isimdir ve bir peygamber ismidir. Yani bunu da birbirinden ayırt edelim. Ee, işte diyor benim ümmetimin de diyor hadis Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla iktifa edip cinsel manada tatmin arayıp da efendim bu haramlar işledikleri zaman 15 haslet sayıyor. Tirmizi hadisine geçer. Benim bu zelzele ve deprem bazılarımda var. 15 hasleti benim ümmetim yaptığı zaman fertak bu indezal yani hamra kırmızı bir rüzgar ve yel bekleyin. Sonra ve hasfen batmalar bekleyin. Yere göçmeler bekleyin. Şimdi o tomruklar mı tomruk diyorlar, torbuk mu diyorlar bir şeyler. Koca koca yerler böyle çöküyor dibine kadar. Konya Ovası'nda. Her yer çöküyor. Batmalar bekleyin. Ve mesela maymuna tomuza dönmeler bekleyin. Ve zelzeleten zelzeleler bekleyin diyor. Bu Tirmizi hadisini. Benim ümmetim 15 haslet yaptığı zaman. Ben şimdi burada 15'ini sayacak şu anda vaktim yok. Eski sohbetlerde bulabilirsiniz. E ben ne sohbetler ettim bu konuda. Ondan dolayı bana hapiste yatırdılar. 2 sene 7 ay ceza verdiler. Neler ettiler bana. 2000'li yıllarda. Ama bu hadisi şimdi okumayacak mıyız? E şimdi İstanbul Sözleşmesi diye bir şey çıkarmışlar. imza atmışlar. Ondan sonra bir çocuk erkek, kadın olmak isterse veya kadın erkek olmak isterse bilmem ne devlet buna yardım etmek zorunda ameliyat masraflarını ondan sonra işte neyse 18 yaşı belki vardır ondan sonra ne anası karışabiliyor ne babası karışabiliyor evladım Allah seni erkek yarattı senin ne işin var salaşma kadınlaşma Allah seni kız yarattı sen niye erkekleştiriyorsun kendini ameliyatla falan hiç bunlara efendim e, imza atılıyor bu kadar e, müstehcen, e, fuhşi diyebileceğimiz, İslam'ın haram saydığı şeyler, normal Avrupa sözleşmeleri, Avrupa Birliği bilme, falan, Avrupa zaten seni kapıda bekletip bekletip duruyor, İçeri alacağı yok, yardım edeceği yok, hiçbir iyilik yapacağı yok, anca sana bütün pisliklerini, e, dinsizliklerini, kitapsızlıklarını, efendim bulaştırıyor, ondan sonra şunları yap alacağım, şunları yap alacağım, sen de, onun ne kadar pisliği varsa onlar alıyorsun ama onların da güzel işleri yok mu var? Tıpta ilerlemişler bizde yok. Efendim bina yapımında sağlam yapıyorlar bizde yok. Kavurun bu kadar iyi iş tarafı var dünyalık bakımından. O dünya işlerinde hiçbir ilerleme kaydetmek yok. Ama kilisede papaz erkek erkeğe nikah kıyıyorsa bizde de niye olmasın? Ne kadar pis işleri var. İnsan hakları ve özgürlük adı altında müstehcen, fuhşi, Lut kavmini batıran işlere yol ver. Ondan sonra adamlarım zaten herkese yarayacak bir şeyleri varsa onlar ama bana ne o işler bana göre değil. Sana göre ne? Sana göre. Müstehcen film demiş. Ya bizde oynatılan pis filmler Rusya'da yok ya. Rus devleti Rusya'daki televizyonlarda bana Rusya'da yaşayanlar anlatıyor ya. Adam kanalları geziyor. Bizdeki sahneleri bulamazsın diyor. Rusya'da ya Rus gavuru dersin, Yunan gavuru dersin. Adamlar ne Hristiyan, Hristiyan Adam da bir, bir, ayıp der ya. Biz de dümdüz. Bizim Müslümanlar zaten bozulduğu zaman gavurdan beter olurlar. Allah Müslümanın bozuğundan muhafaza etsin. Çok tehlikelidir. Papatya gibi açılırlar böyle. Onun için bak Lut Aleyhisselam'a diyor ki hüküm verdik, ilim verdik. Ve Habis murdar Bak Allah'ta erkek erkeğe ilişki, kadın kadına ilişki, sürtünme bilmem ne bunlara murdar diyor. Murdar, pislik. Tuvaletteki gaytadan beter. Gaytadan beter ya. Onu de yıkanırsın bilmem ne. Üzerinden akıtırsın, pisliği götürürsün. Bu pislik nasıl gidecek? Ruhuna, kalbine kadar işlemiş ya. Pis ahlak. İşte bu pislikleri yapan o bozuk kavimden onu kurtardık diyor. İşte melekler geldi. Ee, ona genç erkek delikanlı, tüysüz delikanlı şeklinde, güzel delikanlı şeklinde gönder. Bunlar da hemen haber uçurdular. Dediler ki işte Lut'un evine çok güzel delikanlılar gelmiş. Bunlar da erkek erkeğe iş aradıkları için hemen, aa tüysüz delikanlılar gelmiş bilmem ne. Kapılara yığıldılar. Ondan sonra e, Lut Asem çıktı. Yahu dedi bunlar benim misafirim. O da melek olduklarını bilmiyor. Keti onlara yemek hazırladı, verdi. Onlar da yemek yemiyorlar. Melekler yemez. O da korktu. Ya hiç buradan değiller, yakından değiller, uzaktan, yakından olsalar tanımam lazım. Uzaktan olsalar üzerlerinde yolculuk eseri olması lazım. Hiç toz yok, duman yok, pırıl pırıl delikanlı var. Halbuki meleklerde erkeklik, dişilik yok. O şekle gelmişler. O sefer kapılara yıldılar, adım, o misafirlerini bize teslim et bilmem ne onlara tecavüz edecekler. Bilmiyorlar ki melektirler tabi. Lüda Aleyhisselam da diyor, ah dedi. Levenneli bikum kuvveten. Ev abi ile ruknin Ah size karşı benim gücüm olsa birkaç tane kızım var. Hanımının birisi de o kötü kavme yardımcı oluyor, destek veriyor. Evet hanımı da sıkıntı. Hanımının birisi demeyeyim yani. Hanımı sıkıntı. Çünkü o Nuh Aleyhisselam da hanımının birisi. Bu Lut Aleyhisselam hanımı tamamen kafir, imansız, namuslu. Hiçbir peygamberin hanımı namussuzluk yapmamıştır. Bunda şüphe yok. Namuslu, yani iffetli fakat o erkek ergeye ilişki peşinde olan kavmine destek veriyor işte. Ona diyor ki işte iki tane baca var. Bacanın birisinden normal yemek dumanı tutuyor. Ama eve başka misafir gelirse bu öbür bacadan duman tüterse diyor. Siz bakın diyor. Öbür bacadan duman tüterse anlayın ki size göre sizin işinize gelecek istediğiniz insanlar gelmiş. Böyle bir hainlik etti yani. Onun için de Allah onu kurtarmadı. Onları da batanlarla helak etti. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da tufanda helak oldu. Lut Aleyhisselam'ın hanımı da hainlik Namus hainliği değil. Hiçbir peygamberin eşinde namus hainliği yoktur. Şu namus için çoluk çocuğa taluk eder, nesebi bozar. Namus yoktur ama imansızlık var. Peygamber hanımı olup imansız olan iki kadından bahsediliyor Kur'an'da. Adı bu mesela lillezine Lut'un hanımıyla Nuh'un hanımını Allah kafirlere örnek veriyor. Yani kafir olanlar için iki peygamberin hanımı da kafirdi diye örnek veriyor biz Müslümanlara. Peygamberler ne yapsın? Bak hanımını iman ettirememiş peygamber var. Ne yapsın? Yaratan ancak Allah'tır. İdaat yaratmamış demek. Onlar ee, yani kânete min salih mübarek <laughs> Nuh ve Lut peygamberlerimizin nikahı altındaydılar. fehanete <laughs> avmâ ettiler diyor. Namus hainliği değil. Ama kafirlerle beraber oldular. Felem yuğni Allah şey. Nuh Aleyhisselam'da, da Aleyhisselam'da Allah'ın azabından kendi hanımlarını bile kurtaramadılar. Çocuklarının anası kurtaramadı. Ve kıle dukhulen nar muaddahilin. Ey iki peygamberimin hanımları ikiniz de cehenneme giren kafirlerle girin bakalım denildi buyuruyor. Hidayeti Allah'tan. Sonra işte yine uzun kıssalar Lut Aleyhisselam diyor ki ah diyor benimse karşı kuvvetim olsa ya da arkam sağlam olsa benim kavmim kabilem güçlü değil. Arkam sağlam olsa. Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor ki ah bilse arkasına kadar sağlam ama görünüşte yardımcısı yok gibi görünüyor. Halbuki gelenler melekler. O anda bilmediğinden ah diyor sağlam arkam sağlam olsa eğer. Hani neden ki misafirlerimi bile koruyamayacağım şimdi namuslarını. Çok üzülüyorum çünkü benim evimdeki misafiri alıp götürecekler. Öyle üzülürken zaten Rabbi. Baktılar ki melekler Lut Aleyhisselam kahrolacak. Çok üzülüyor. Ya Lut inna rusulü Rabbi. Ey Lut sakin ol sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Bütün kapıyı sardılar. Biz Rabbinin elçileriyiz. Biz meleğiz. Sana asla ulaşamazlar. Adamla kapıları kırmak üzere. Hemen Cebrail Aleyhisselam şöyle kanalıyla şöyle bir yaptı. İnsan kılığında ama istediği anda da melek şey var. Hepsinin gözü böyle görmez oldu. Baktılar birden gözleri gitti bir de geri bir geri tepildiler ki birbirinin üstünü çiğnedi. Ne oldu bize ya? Bir kişi bunu yapamaz ki bin kişiye. En neca en nefi beyti lutun sehara. Efendi Hazreti çok okurdu bunları. Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Lut'un evinde büyücüler gelmiş. Halbuki büyücüler gelmemiş, melekler gelmiş. Onlar zannediyor büyücü. Ondan sonra. Lut'a Allah Teala Ey Lut, gece Hanımını ondan sonra Hanımın müstesna Kızlarını al kızları mübarek Kızları çok salihatın isveden Kıymetli annelerimiz Kızlarını al kimseye de Haber verme bu memleketi ben batıracağım Ondan sonra hanımını da Bırak ona da Haber verme yatsın aşağı batanlarla Batacak Kur'an'da bu kaç yerde anlatılıyor kânet minel gâbiri. helak olanlardan ol. İlla muratek. Hanımını alma sakın yanına. Hanımım diye, kızlarımın anası diye olmaz. O kafire, imansız o. Hanımını aldırmadım evla. O açtır. Arkana da bakmadı. Gece çık git. Ve lehdefit minkuma hadun. Ham bu hayset çok Çok yerde var. Emrolunduğunuz tarafa doğru çıkın gidin. Geri bile bakmayın. Onların sabah sabahın helakları geldi. Sabah olmadan cehennemin dibini boylayacaklar. Hakikaten Lut Aleyhisselam çıktı kızlarıyla. Müminler de vardır belki birkaç kişi. Ondan sonra ayetlerden anlaşılıyor zaten onlar. Bazı ayetlerde ben men cehennem men müminin diyor mesela. Yanında müminler olduğu anlaşılıyor. Efendim Lut Aleyhisselam hakkında da öyle midir? Hal böyle olunca onlar çıktılar sabah olmadan Cebrail Aleyhisselam geldi kanatını beş vilayetin altına taktı. Ondan sonra kara suya kadar indi. Yerin dibinde kara su var. Kara suya kadar indi. Böyle kepçenin şu anda inşaatı nasıl yıkıyor? Böyle kepçe alıyor ya. Böyle beş vilayette idiler. Bunların hepsi kötü günah yapanlar. Livata yapanlar, lezbiyenlik yapanlar. Bunları kaldırdı. Göğe kadar yaklaştırdı. Horozlarının seslerini sabah yakın horozlar ötüyor horozların sesini birinci kat semadaki melekler işitti. Birinci kat sema ne demek? 500 senelik mesela o kadar kaldırdı. Sonra bir ters çevirdi. Oralara mütefikat diyorlar. Ters döndürülen şehirler. Kur'an'da öyle geçiyor. Vel mütefikete ehva fe ma Allah kaplattığı ne azapları oraları kaplattı. Onları düşürdü. Onları cehenneme boylattı. Ondan sonra ters döndürdü. Lut Aleyhisselam'ın da böylece kavmi helak edildi. Allah Teala da hüküm verdiğini, e, ilim verdiğini zaten ilimsiz hiçbir peygamber olmaz. Allah peygamberlik nübüvvet verdiğine ilim vermeden olur mu? Bütün ilimleri, e, bir, murad ettiği, dilediği e, kadar e, kaybi haberleri, e, dinin hükümlerini hepsini öğretti. E, böylece e, bu adkermede e, kalalım. Peygamberlerin sıfatları hakkında. Efendim, özellikle e, devam edecek Ders daha devam edecek um kâni diye. Genel manada Enbiya hakkında Diğer e, sıfatlar Sonra Süleyman Aleyhisselam hakkında Önemli bilgiler sonra Yusuf Aleyhisselam hakkında Sonra Davut Aleyhisselam hakkında çok önemli bilgiler Böylece İsa Aleyhisselam hakkında Çok önemli vasıflar sıfatlar Onların tevazuları Salahları takvaları zühtleri e, Bütün bunlar anlatılıyor Önümüzdeki derslerde daha işte Her salı akşam şifa dersi yapıyoruz Bunlar devam edecektir ama unutmayın ee, o sohbeti de e, Tirmizi hadisini de keşke bulsak da eski deprem vaazlarındaydı onlar. onlarda da koyabilseydik. Ben sadece birini söyledim. Erkekler erkeklerle şehvetlerini tatmin edip livata yaptığında kadınlar kadınlarla birbirine sürtünme suretiyle şehvetlerini tatmin edip efendim lezbiyenlik yaptıklarında bunun gibi daha on tane kötü haslet var. Bu kötü hasletleri benim ümmetim yapacak. Yaptıkları zaman batmalar, e, suret dönüşümleri, zelzeleler e, ve gökten yerden afatlar, afetler e, üzerlerine yağacak. Allah Teala cümlemizi bu günahların işlendiği toplumlarda bulunmaktan ve onların şerrinden, onların günahlarının uğursuzluğundan e, dolayı helak olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunun için vaaz etmek, nasihat etmek, emr-i bilmahar nehyamkar yapmak, doğruyu anlatmak, hakkı hakikati beyan etmek, ondan sonra Ya Rabbi bunların yaptığından sen razı değilsin, biz de razı değiliz demekten başka çare yok ama elinden gelen eliyle müdahale etsin, eliyle müdahale etme gücü olmayan diliyle nasihat etsin. İşte biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da yapamayan kalbinden buzetsin. En azından ne var ya adam erkek erkekle evleniyorsa canı öyle istiyor. Bunu yaparsa dinden imandan da çıkar. En azından ya Rabbi Allah'ım inna adem münkerun ve Bu işler senin reddettiğin işler. Kur'an'ın, İslam'ın, şeriatın münker saydığı işler. Sen razı değilsin. Biz de razı değiliz. En azından kalbiyle ne var ya diyeceğini normal sayamaz. Nefret etsin kalbiyle buz Allah'a sığınsın, Allah'a ticasın. Belki o zaman kendini, ailesini kurtarabilir. Aksi takdirde bir toplumun bu uğursuzlukları, bu kötü fiilleri herkesi kaplar ve böylece yapmasa da o günahları seyredenler, razı gelenler, ne me lazım diyenler, bana ne diyenler, efendim, bütün bunlar da o belanın içine efendim e, girerler dünyalarında kaybederler ahiretlerde kaybederler ne yapacağız ben hükümet değilim ki kanun çıkarayım. mecliste çoğunluğum yok bir şeyim yok adamım yok ki anlatayım ondan sonra efendim Allah'ın Resulü'nün haklarını hayvan hakları kadar değeri yok bu memlekette hayvan hakları kadar değeri yok hayvanların da hakları korunsun tabi ben de onun hep devamlı vaazını yapıyorum ama Allah ve Rasulü'nün haklarının e, Kur'an'ın sünnetin haklarının, ehli sünnet haklarının bir, bir hayvan hakkı kadar değiliyor kardeşim. Onun için ne bekliyoruz yani? Ne bekliyoruz? Kime ne anlatacağız? Benim mühür bende değil ki, imza bende, yetkisi bende değil ki. Hiç erkek erke, erkek e, kadın olma ameliyatı yapılabilire ben imza atar mıyım ya? Buna imza atan Müslüman olabilir mi ya? Nasıl Müslüman olabilir ya? Allah'ın ve Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler diyor ya Kuranda. Bunlar lanetlenmiştir diyor. Allah'ın yarattığı şekliye müdahale edecek. Kadın erkeğe benzemek, erkek erkeğe benzemek. Benzemeyi bırak. Ameliyatla kadına oluyor, öbürü erkek oluyor, öbürü bilmem ne oluyor. Erkek erkeğe çıkıyor, evleniyor. Bunlar görünen, daha görünmeyen, altında neler var? Efendim hoppala birden bir şeyler, kararlar çıkıyor. Milletin bir şeyden haberi yok. Herkes ayakta uyuyor iki tane Müslüman, bu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu, bela gelecek dediği zaman, sus otur aşağı sen de gerici, yobaz, mürteci. Bunu kim söylüyor? Bunu, efendim, din düşmanı, ateistler, deistler söylemiyor. Biz bunları anlattığımız zaman, bize en çok itiraz eden, başörtülü, efendim, e, türbanlı bacılarımız. Feministlik yapayım derken, komünistlikten beter oldular. Kardeşim, yani şimdi, Helal belli, haram belli. Allah'ın sana vermediği hakkı ben veremem. Ben veremem yani. Bana benden bunu istediğin zaman veya kullardan bunu istediğin zaman kullar bunu imza atıp kanun karar hükmünde yayınladığı zaman sen azaptan kurtulacağını mı zannediyorsun yani? Ne oldu? Meşru oldu. Ne demek meşru oldu? Meşru demek Allah'ın şeriatına uygun demek. Bu meşru olmaz. Şu anda sen bunu serbest edersin ama dünyada da azabını belasını çekersin. Ahirette de cehenneme düştüğün zaman zır zır inlersin. Biz sana diyoruz ki helal haram belli. Haddimizi aşmayalım. Sınırımızı taşmayalım. Kendi kuyumuzu kazmayalım. Gayrimeşru tatminler aramayalım. Allah'ın dininin helal ve mubah çerçevesinde her türlü imkanları Allah yaratmış. Şehvetimizi de efendim lezzetlerimizi de keyiflerimizi de helal dairesinden çıkmayarak efendim işleyelim. Ne de var bunda şimdi? Ne var bunda şimdi? Eskiden deprem vaazda şurada burada gelici yobaz arenalar uğurduğunda bilmem ne attırdılar ben abi dünya başmayıkla E şimdi öyle bir şey yok böyle bir şey yok. Erkek erkeğe hiç cinsel lezbiyen ya yapmayın etmeyin. Böyle sözleşme mi olur Avrupa Birliği imza bir şey söylüyorsun. Bakıyorsun türbanlılar karşı Ya Rabbel Alem ben diyorum size biz taş yağmadığına oturup şükredelim ve bu millete nasihat edelim vaz edelim. Ümidi kesmeyelim biz doğruları anlatalım. Allah hidayet yaratacak. Yarattığına yaratacak. Hidayet bulanlar var. Dönüş yapanlar var. Tevbe edenleri görüyoruz. Onların hürmetine Allah inşallah toptan bir bela göndermez. Bu ümmette toptan azap gelmez. Kökünü kazıman buyuruyor. Ama işte bölgesel afatlar, felaketler Yemen'inden Doğu Türkistan'ına kadar... E, ...Türkiye'mizde dahil olmak üzere bütün İslam coğrafyalarına... E, kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar ve zelzeleler hakim. Tabi Allah bizi böyle temizliyor. Temizliyor ama keşke uslu bir kul olsak da dünyada da rahat etsek, ahirette de rahat etsek, hiç azap çekmesek. Ümmeti ümmetün merhumet. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ne azabı aleyha fil ahire. Ümmetim ahirette azap yok. E, azap yok ama ümmetine çok günahı var. Onun için azabı afid dünya. Allah diyor ümmetime azabı dünyada tattıracak ki cehenneme atmamak için. Yine acıdığı için. Peki ne türlü azabı? El fitenü iç savaşlar. Bak görürsün Yemen'de iç savaş. Efendim Filistin'den tut efendim Suriye, Irak, İran her yer iç savaş. Türkiye'de bile kısmen işte 40 senedir PKK ile uğraşıyoruz. PKK dediğin onun bunun çoluğu çocuğu yani bizim memleketin insanlarından oluşma bir terör örgütü. Ya birbirinin kanına giriyoruz. Giriyoruz. Biz haklı olarak giriyoruz. Çünkü o gelip teröristlik yapıyor, eşkıyalık yapıyor. Ama karşı taraf haksız olarak e, efendim insanları öldürüyor, çesiyor, azıyor. bebekleri bile e, patlatıyor. İşte benim ümmetime diyor Allah Teala dünyada azap eder. Çünkü neden benim ümmetim İslam'ı yaşamazsa, Kur'an'ı yaşamazsa, şeriatı sünneti yaşamazsa, efendim ahirette de cehennemi hak ederse ben de onları Müslüman olanlar için onları azaba düşürmek, cehenneme atmak istemiyorum. Habibimin hürmetine dünyada azaplarını veriyorum. O da nedir? İç savaşlarla, sıkıntılara gidiyorum. Bir de ve zelazilü zelzelelerle. İşte bu hadis Ebu Davud diye hatırlıyorum. Sahih bir hadis. Bu zelzele meseleleri çok önemlidir zelzelelerle de Allah Teala ümmeti temizliyorum diyor günahlarını. Ama şimdi ümmet kendi günahlardan uzak durup tevbe etse demek ki buna ihtiyaç olmayacak. Ama Mevla tabii ki burada e, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize bunu beyan ediyor, bildiriyor. Hemen tevbe etmek lazım. Tabii bir yandan binaları sağlamlaştırmak, müteahhitleri, mühendislere çok iş düşüyor, hükümete, devlete çok iş düşüyor. Her türlü tedbiri almak o farz. Tehlikeye kendinizi atmayın, tedbirinizi alın. Bunu yapmayan günahkardır. Bu ayrı bir şey. Öbür tarafında manevi tedbiri bu işin. Tevbe, istiğfar, kul hakları varsa helallik almak ve böylece bu afatların, belaların durması için Allah'a yalvarmaktan başka bizim elimizden bir şey gelmiyor. Onun için ee, Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle ee, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, haramlardan, münkerattan uzak durmak e, yapılan haramlara, günahlara razı olmamak, elimizden dilimizden geldiği kadar vaaz, nasihat tebliğ etmek, e, vazifelerimizi bir hakkını ifa etmek nasip eylesin. Bu vaaz, nasihat edenler, bu insanlara Allah'ın dini anlatanların bereketine, onların vaaz, nasihatını dinleyip tevbe edenler hürmetine, çünkü tevbe eden Allah'ın sevgili kulu olur, tevbe edenler hürmetine belalar kalkar. Günahkar ama tevbe ettikten sonra ettehabi habibullah Allah'ın sevgilisi olur. Onların hürmetine Rabbimiz lütfeylesin de fazl-ı keremiyle bu afatları durdursun. E, misliyle karşılaşmaktan cümlemizi, evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eylesin. Bir yandan da e, güvenlik tedbirlerimizi almayı, sağlam evlerde oturabilmeyi, çürük evlerden efendim çıkmayı, e, bakımlarımızı güzel yaptırıp evlerimizin durumunu kontrol etmeye de bizi muvaffak eylesin. Allah doğru bilgi veren adamlarla karşılaştırsın. Bizi kandıran, aldatanlardan muhafaza eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى اله وصحبه وسلم